Mutlu günler değerli izleyenler. Hoş geldiniz. Bin Spor stüdyolarına 2 Eylül Perşembe günündeyiz. Uğur Meleke ile birlikte sizleri sevgiyle, saygıyla selamlayarak başlıyoruz. Bugünkü manşete. Uğur Meleke hoş geldin. Hoş bulduk. Merhaba. Değerli izleyenler dün akşam milli futbol takımımız sahaya çıktı. Dünya Kupası eleme maçlarında. Şimdi dün hatırlayacaksınız Uğur Melkele burada konuşurken e, şeylerden bahsetmiştik. Hani bizim dengimiz çok fazla dengimiz değil. E, hani kolay maçlar olacağını tahmin ediyoruz Hollanda'ya kıyasla. Ancak tabii ki hiçbir maç oynanmadan kazanılmıyor diye de bir not düşmüştük. Keşke düşmese miydik diyeceğim. Yani hakikaten dün akşam ne oldu? Ne bitti, nasıl oynandı? Biz de açıkçası pek anlayabilmiş değiliz. Onu değerlendireceğiz. Eğer sizin de fikriniz varsa lütfen hashtag'imize yazın. Hep beraber konuşalım, hep beraber okuyalım. Bugünün ilk başlığı, açıkçası benim çok hoşuma gitti. Milliyet gazetesinden geliyor ekranlarınıza. Güneş yanığı. A Milli Futbol Takımı Letonya'dan sonra evinde Karadağ'da akıl almaz şekilde puan kaptırdı. Grupta önemli bir avantajı kaçırdı. Ay Yıldızlı ekibimiz Cengiz ve Yusuf'la iki fark yakalasa da önce Marušić ardından 90 artı 7'de Radunovic'e engel olamazken Şenol Güneş hatalı değişikliklerle adeta beraberliğe zemin hazırladı demiş başlık ve başlık altında Milliyet Gazetesi. Altta daha ufak bir başlık olarak görüyorsunuz. Bu Cengiz oyundan nasıl alınır? Marsilya formasıyla yeni sezona müthiş başlayan 3 maçta. Üç kez fileleri havalandıran Cengiz Karadağ karşısında gollerine devam etti. Fransızların Türk Robben lakabını taktığı Cengiz harika bir vuruşla gol perdesini açtı. Genç futbolcu Yusuf Yazıcı'nın golünde de şık bir asist yaptı. Enerjisiyle takıma büyük katkı yapan Cengiz Ünder 82. dakikada Şenol Güneş tarafından oyundan alındı. Enes'i sahaya sürerek maçın en iyisi Cengiz'i kenara alan Şenol Güneş'in bu hamlesi büyük şaşkınlık yarattı. Deneyimli hoca gününde olmayan Burak'ın yerine Cengiz'in oyundan Cengiz'i oyundan çıkardığı gerekçesiyle eleştiri topladı. Sadece şu gününde olmayan Burak meselesiyle alakalı bir cümle söyleyeyim. Kadında kadroda zaten Burak bir başka oyuncu yok. Yani gününde olsa da olmasa da Burak oynayacaktı. Yani o açıdan değişiklik eee yapıp sokarken Burak'ı çıkarabilirdi demek istemiş gazete. Velhasıl aynı tipte oyuncular olmadığı için Burak her türlü sahada tutman gerekiyor herhalde. Foto Maç gazetesi Değerli izleyenler çok yazık oldu başlığını atmış ki insan düşünmeden edemiyor hakikaten öyle oldu. 5 maçtır kazanamıyoruz. Ay Yıldızlı ekibimiz 2-0 öne geçtiği maçta Karadağ'la 2-2 berabere kalsa da grup liderliğini sürdürdü. Malumunuz grubun diğer maçlarında da beraberlik çıkınca Hollanda-Norveç maçında grup liderliğini sürdük. Bu da bizim şansımız oldu. Milli takımımız 2022 Dünya Kupası Avrupa elemelerindeki 4. maçında son dakika şoku yaşadı. Karadağ karşısında 9'da Cengiz Ünder, 30'da Yusuf Yazıcı'nın nefis golleriyle 2-0'ı yakaladık. Konuk ekip 40'da ile farkı 1'e indirdi. Maçı kazanmamıza saniyeler varken Frikik'ten yediğimiz golle 2 puanı kaybettik. Sahanın yıldızı Cengiz'in 82'de kenara alınması da oyunumuzu olumsuz etkiledi demiş. Şimdi Uğur Bey, kadro tercihleri, aday kadroya çağrılan isimler bunların hepsi ayrı tartışılır. Birçok yerde dün akşam da konuşuldu, bugün de yazılıyor, çiziliyor. Hem sosyal medyada hem yazılı basında hem arkadaşlarımız televizyonlarda konuşuyor. Herkes son dakika 90 +7'de yediğimiz gole odaklanmış. Ancak diyeceğim o ki oraya kadar, 90 7'ye kadar bizim bu stresi yaşamamamız lazım. Bizim 90 +7'de gol yesek bile güle oynaya bu maçı bitirmiş olmamız lazımdı. Yani oraya evet. gelene kadar fişi çekemem. Fişi çoktan çekme. 2 3 kere falan çekmiş olmamız lazım. Şey oyundan düşmedi. Karadağ oyundan düşmedi. Ümidini hiç kaybetmedi. Devamlı, devamlı, devamlı. E ikinci yarıda şöyle başlayalım. İlk 30 dakika zaten 2-0'ı bulduğumuz bölüm. Herhalde canavar gibi oynadığımızı herkes kabul eder. Nefis bir oyunu oynadığımızı. De, olması gerektiği gibi favorisi kim bu maçın? Türkiye. Kimin piyasa değeri daha yüksek? Kimin oyuncuları büyük takımlarda oynuyor Avrupa'da vesaire? Kimin Avrupa'da şampiyonluk yaşamış oyuncuları var? Sayar sayar bitiremezsin. Piyasa değerini falan geç, e, tarihini falan geç. Yani e, futbol tarihinin 1900'lere kadar gidiyor bizim e, Karadağ Federasyonu. Tabii görece daha yeni, onların da sonuçta e, tarihleri var elbette ama federasyon olarak, ülke olarak, şu anda bulunduğu ülke olarak çok daha yeni, 80'li yıllara kadar, e, en azından 80'li yılların sonuna kadar gittiğini söyleyebiliriz. Yok yok, 2006, Karadağ daha yani. Ka şey, yeni. İlk dağılmada kabulü... değil. Avrupa'ya kabulü. 2007 miydi 2006 mıydı? 2006. 2006 ama öncesinde de oynuyorlar işte birer oyuncu, ikişer oyuncu vesaire Sırbistan milli takımıyla falan. Ha, Sırbistan işte, Karadağ Ortak olarak. şey yaptıkları dönemlerde e, takım yaptıkları, milli takım yaptıkları dönemler. Oralar hiç gitmeyelim oralara. Ez cümle kimin favori olduğu kağıt üstünde de sağda da net ilk 30 dakikada olması gerektiği gibi oldu her şey. Sonra ne olduysa 30-35. dakikadan sonra biz oyundan mı düştük? Rakip çok kolay mı dedik? 40'ta bir bireysel hata diyebilir miyiz ona? Bir bireysel hata yerleşim golü hatası gördük yani. kalemizde. Yerleşim hatası. Ondan sonra bir panik oldu ilk yarının son bölümde. O bölümde başka gol de olabilirdi kalemizde. İkinci yarı daha sakinlik, topa hakim olduk. Topa hakim olmak suretiyle herhalde maçı bitirmeyi hedefledik diye düşünüyorum. Daha evet. fazla farkı açmak yerine içgüdü korumak çürüttük. gibi Ama göründüğü. bunu sık sık yapıyoruz. Letonya başında da 3-1 bulmuştuk. E 3-3 oldu orada da. Evet maalesef. Yani Anlaşılır Dolayısıyla bir, yani, bir kez yaparsan oldu? bunu belki kaza olarak takdir edebilirsin ama birden fazla kez yapınca artık kaza olarak takdir etmek gerçekçi olmuyor. Eğer bu olmuyor. taktikse işlemiyor onu Yani Yani Einstein'a atfedilen ama galiba Einstein'a ait olmayan aynı şeyleri yaparak farklı sonuç beklemek deliliğine kapılıyoruz yine maalesef. Ve Mart'tan beri de iyi bir şey olmuyor milli takım e, tarafında, milli takım cephesinde. Yani en son Mart'ta iyi sonuçlar aldık. Doğru. Hollanda'yı ve Norveç'i yendik. Sonrasında artık Eylül ayına geldik. Ciddi bir süre 6 ay. 6 aydır iyi bir şey yaşamıyoruz. Hem Avrupa Şampiyonası felaketi hem bu 2-0'dan 2-2'ye gelmesi bu müsabakanın çok umut vermiyor. Çok iyi sinyaller vermiyor. Nereden 2020 başlayalım? 2020'yi geride bırakamamışız demek öyle, öyle galiba. En azından Şenol Hoca bırakamamış. Şuradan başlayalım. Yani seviyelerine iki takımın ben oradan başlamak istiyorum. Karadağ'ın iki tane vardı. 5 büyüklük oyuncusu. Aslında üst düzey turnuva oynayan yani çünkü Oynadıkları takımlara baktım. Kaleci Budapeşte'de savunmasında Karabağlı var. Astanalı var. Partizanlı var. Yani işte Sırp Ligi, Sırp Ligi, Azerbaycan Ligi. Orta sahasında yine bakıyorsun Partizanlı var. Rubinli var. Bir tane Rus Ligi'nden oyuncu var. İki tane yani Marušić ve Saviç dışında aslında üst düzeylikte oynayan bir tane Rus Ligi oyuncusu. O da en iyi oyuncuları. Yani bırakın 5 büyük ligi. Hani üst seviye turnuva diyebileceğin 3 oyuncu Hakşabanoviç ile katarsa. Bizim ise 9 tanesi zaten 5 büyüklük oyuncusu. 2 tanesi süperlik oyuncusu. Yani süperlik de kötü bir turnuva değil. Bayağı seviye olarak, kategori olarak Türkiye ile Karadağ çok farklı. Yani mark dediğin gibi market değerlerine falan bakmaya gerek yok. Zaten oynadıkları takımlara baktığın zaman Tuzi'de, Astana'da, Almatı'da, Karabağ'da oynayan oyunculardan müteşekkil bir takım. Zaten çok üst düzey bu seviye e, müsabaka tecrübelerine Kulüp seviyesine ne milli takım seviyesine Çok fazla yok arada ciddi kalite farkı var Arada bu kadar kalite farkı varsa 30 dakikada 2-0'ı bulman Çok sürpriz değil Ve bu kadar kalite farkı varsa 30 dakikada 2-0'ı bulunca Müsabakayı bitti gibi davranmamak lazım yani Daha fazlasını aramak lazım Aynen Letonya maçında olduğu gibi Çünkü rakibin Norveçse, evet anlarım 2-0'dan sonra vites küçültmeyi Kontrol oyununa dönmeyi Skoru korumayı biraz düşürmeyi hayal etmeyi Tabii ki anlarım rakibin Hollanda ise rakibin Norveç ise, rakibin İsviçre ise anlarım. Ama rakibin Letonya'ysa, ise, rakibin Karadağ ise e, ciddi bir kalite farkı var. Ciddi bir güç farkı var. Böyle olmamalıydı. Biz aslında 35 dakika iyi oynadık. Ne yaptık? İşte orta sahadan özellikle cross toplarla topu kanatlara indirdik. Özellikle sağ kanada Cengiz'e. Cengiz çok formda. Eli sıcak. Basketbol deyimiyle. Topu ona indirdiğimizde taç çizgisini sırtına alıyor topu dürtüyor ve çok cesur gidiyor rakiplerin üzerine. Dolayısıyla onun üzerine hücum etmek çok mantıklıydı. Onun ve zaman zaman da işte sol kanat organizasyonlarımızın yerden ortalarıyla topu kaldırmadık. O da çok önemli. Yerden ortalarıyla çok pozisyon bulduk. Çünkü yerden ortaladığın zaman çok pozisyon. Rakibin oldu. fizikli ve deneyimli stoperleriyle savaşmak yerine onların ağırlığından ve kalite eksikliğinden faydalanmış oluyorsun. Çünkü kaliteli takımsan yerden oynarsın. Kalite ne kadar düşerse topu kadar yükselir. Futbolda böyle bir ters korelasyon vardır. Biz topu indirdik 30, 35 dakika. <laughs> çok da doğru yaptık. Golleri de öyle bulduk. Yani Cengiz'in ortada Yusuf'un yerden vurduğu, Burak'ın vuramadığı, Kerem'in ortası. Bunlar tesadüf çünkü yerden oynamazsın Karadağ gibi takım akar. İyi de aslında hücum stratejimiz. Savunmada biraz aksadık. İşte golde de altın çizdiğiniz gibi. Yerleşim hatası mı diyelim, alan paylaşımı diyelim. Bireysel hata. Mert Müldür'ün arkası sarkması tabii ki Mert için talihsizlik diyebilirsin hepsini. Ama biz savunmamızın büyük liglerden gelmesiyle ve e, müsabaka tecrübesiyle övünüyorduk. Şimdi öyle değiliz biraz. Mert maç oynamadı bu sezon. Sıfır dakika. Kaan bir dakika oynamış da Merih bir maça çıktı. E, Merih, Kaan. Kali, e, ön liberomuz Okay da henüz maça çıkmadı. Sıfır dakika. Yani 4 savunmacı bir ön libero. Bayağı bir müsabaka eksikliği vardı. Avrupa Şampiyonası'ndan beri Merih bir maça çıkmış, Zeki iki maça çıkmış. Kaan da bir dakika oynamış. Geçen sezonki gibi değil. Savunma grubumuzun müsabaka alışkanlığı. Biraz müsabaka ritimlerini oyuncularımız kaybetmişler. Biraz orada talihsizlik. Sadece hani Şenol Güneş dışında. Çünkü bütün faturayı Şenol Güneş'e keseceğiz programın geri kalan dakikalarında. Evet. O, oraya geçme önce, o mevzuya, o bahse geçmeden önce Şenol Güneş dışında ne eksikti milli takımımızda? Biraz onu söyleyebilirim. Savunma oyuncularımızın müsabaka ritmi eksikliği. Hem bir arada oynama deneyimi çok yok bu grubun. Zeki Kağan, Merih Mert çok fazla bir arada çıkmıyorlar. Hem de birer birer de Mert'le Kağan'ın da formalarını kaybetmesi. Merih'in yeni takımı Atalanta'da şu anda oynamıyor olması. İlk maç oyunda sonra oynamıyor. Okay Salitavigo'ya döndüğü göze giremedi henüz. Gibi faktörler savunmada maalesef zafiyet konusu devreye girdi kesinlikle haklısın. Ancak ilk 35 dakika, her şey yolundaydı. 35 dakika her şey yolundaydı. Yani o zafiyeti hiç hissetmedik, hissettirmelerine müsaade etmedik. Ondan i̇şte sonra İşte golü yedik ya. Evet. Golü biraz açıklıyor bu. Sonra ikinci yarı ikinci yarı artık devre arasında konuşulduysa, yani ne hissettirildiyse, nasıl bir hava varsa devre arası soyunma odası ikinci yarıda ya kendi isteğimizle, hür irademizle bilinçli olarak düşük viteste girdik. Çünkü dinlendikten sonra ikinci yarıya süratle başlayabilirsin. Şey Başlamadık. Orada tabii Şenol Güneş'in oyuncu değişikliklerine de gerçekten değinmek lazım. Şimdi rakip ağır savunması, savunmasını söyleyeyim sana. Ee, Tomasević, sağ bekleri Karabağ'da oynayan Vesović 30 yaşında. Marko Stoperleri Vesovic, Savic de 30 yaşında. Evet. Vujacic 27 yaşında sol bekleri Astana'da oynayan Tomasević 31 yaşında. Ee, son derece deneyimli ama biraz da tabii ağır ve çok üst düzey müsabaka tecrübesi olmayan oyuncular özellikle Cengiz üzerlerine gittiklerinde biraz çabuk top çevirdiğimizde zaman zaman bireysel e, varyasyonlar değil de grup varyasyonlarıyla da topu çabuk çevirdiğimizde çok kolay çözdük. Madem ilk yarıda bunu gördük topu çabuk çevirdiğimizde hızlı oynadığımızda kolay çözüyoruz. Mesela Kenan Kerem değişikliği gelse çünkü sol açık Kenan oynuyor. Şimdi düşünüyorum Kenan'ı sol açık oynatmak için gerekçe arıyorum. Kenan sola çık mı oynuyor son dönemde. Hayır. Beşiktaş'ta iki maç oyunda ikisi de Santrfor. Sonra Batu aldı forması. Düzenli mi oynuyor? Hayır. İkinci hafta formasını kaybetti. Üçüncü hafta başlamadı. Formda mı? Hayır. Gol mü attı bu sezon? Asist mi yaptı? Bir tane asisti var. Üç müsabakada. Şimdi Kenan formda değil. Ve e, orijinal pozisyonda değil. Sola çık. Yani devşirme sayılabilir. Orijinal takımında sola çık oynayan bir oyuncu var. Kerem. Sol açık mı sol açık? Formda mı formda. formda? Uluslararası maçlarda, yerel maçlarda hepsinde kendini gösterdi. Atıyor E, Rakip Kerem'in oyununa uygun mu? Uygun ya. 45 dakikada görüyorsun işte. Cengiz adamların üzerine gittiğinde bir sol sağ sallandığında adamlar zor duruma düşüyor. Yaşlılar ve ağırlar yani. Şimdi kabul etmek lazım. Büyük saygı duyuyorum e, tabii ki ama gibi. gördük yani maçta gördüğünü o. Cengiz tipinde, Cengiz'in sağdan yaptığı varyasyonlar tipinde soldan da yapabilirsin. Kimle yaparsın? Geriye dönüp baktığın zaman belli yani kimle yapacağını. Orada bir tane ışıl ışıl bir tane adam parlıyor. Sezon başından beri soldan bunları yapıyor. Adı da Kerem Aktürkoğlu. Bu kadar zor olmamalı yani. Bu kadar zor olmamalı. Kenan kaça kadar? 75. 75'e kadar oyunda kalıyor. 75'te Kerem giriyor. E Bu arada da vites düştükçe düşüyor, düştükçe düşüyor. Sonra Cengiz'e neşte işte yapıyorsun. Alakasız oyuncular birbirinin muadili olan replikası olan oyuncular değil. Ve sonra kamuoyunun sanırım çok dikkatini çekmemiş. Çok kritik bir başka değişti. Okay Alparslan değişik Ya Sayın Hoca, Okay Alparslan değişince sandım ki ben Alparslan ön libero oynayacak. Bu çocuğun orijini ön libero, ön libero oynayabilir. Hoca diyor ki sakatlık olunca diyor planlarımız. Tamam. Tamam. Sadece şey olarak, not olarak söyleyeyim. Teşekkür ederim. ederim. Tamam olabilir. Okay Alparslan değişti yapmak zorunda kaldın. Alpas, ama Okay ön libero, Alparslan da ön libero oynayabilir. Üçlü savunmaya döndü. 82'den sonra. 7 dakika uzatmayla beraber ne oldu? Biz 15 dakika 3 savunma oynadık. Savunmanın göbeğinde Mirik, sağ stoper K, sol stoper Alpasla. Neden yaptık bunu? Bunu neden yapıyoruz? Biz büyük takımız. Biz rakibin 20 katı değerindeyiz. Biz Avrupa'nın 5 büyük liginde oynayan oyuncularına oluşuyoruz. Biz Avrupa şampiyonasından geldik. Yani Karadağlılar bizi zaten bu maçı kazanabiliriz gözüyle oynamıyorlar bizi zaten oldukça dev aynasında görüyorlar farkında mısınız? Sen neden maçın son 15 dakikası sen büyük takımsın 3'lü savunmaya neden dönüyorsun? Çok yani beşli savunmaya. Çok abartılı olmayacaksa fark yemeyelim diye mümkün farkı mümkün olan az seviyede tutalım diye oynayan Ama yapmamalısın. bir rakip. Yapmamalısın rakibi hayal kurduruyorsun. Rakip Aynen, normalde beraberliği hayal etmiyorken hayal etmeye başlıyor. Bakıyor ki rakip 5'li savunmaya dönmüş. Dandınızın vurmaya başlamış. İyi oyuncularını çıkartmış. Ya bir de ayrıca biz üçlü savunma, beşli savunma oynamaya alışkın değiliz. Burası milli takım. Çok fazla beraber oynama tecrübesi yok bu oyuncuların. Alpas'ın ilk milli maçı, Allah'ını seversen ilk milli maçında oyuncuyu üçlü savunmanın sol stoper olarak sokuyorsun. Yani inanamıyorum. Neresinden tutsan elinde kalıyor. Bir, beşli savunma deneyimimiz yok. Tamam Bir, bu yüzden bir defa düşünmen lazım. İki, Alpas'ın ilk milli maçı. Yani oyuncunun heyecanı olabilir, sarsaklı olabilir. Ayrıca üçlü savunma deneyimi onun da yok. 3 rakip Karadağ. Lütfen ya rakip Karadağ. Rakip Hollanda olsa Norveç olsa anlayacağım. Karadağ karşı 82'de 5'li savunmaya dönmemelisin yani. Bu senin tarihine de genetiğine de son dönem turnuva takımı olmanın da oyuncu kalitene de Inter'de oynayan Yıldız'ın var. Lille şampiyonu Yıldız'ın var. Marsilya'da uçan oyuncun var. Ne bileyim biri La Liga'dan gelmiş biri Premier League oyuncunun olsun bir sürü var. Olmuyor yani. 30, Yakışmıyor. 30 Mart'taki Letonya maçı 3-3 bitti. Şok olduk. Üstüne Euro 2020 aldık. Ee, sanıyorum hoca da biraz panik, panik demeyeyim de bir belki de bir sarsılmış. olabilir yani bu değişikliklerde ya da ne yapacağı konusunda e, bir kararsızlık yaşamış olabilir. Panik demeyelim de. Tamam bir daha eleştirdi o. Hocanın evet. kimliğine, kişiliğine, karakterine değil eleştiri zaten icraatına asla yani kendisi bir... Büyük futbol efsanesi, Peki. kaleci olarak da, antrenör olarak da ama bu maç performansını konuşuyoruz, bu maç performansını yaşıyoruz. Yaptığı değişiklikler de, yaptığı hamleler de, vites küçültmesi de hatalı. Bakalım, e, Uğur Melke birçok soru sordu değerli izleyenler. Hani neden öyle, neden böyle, böyle olabilir miydi? Birçok farklı e, konudan bahsetti. Bakalım Şenol Hoca'nın, Şenol Güneş'in maç sonunda yaptığı basın toplantısında bulabilecek miyiz bu soruların cevaplarını? Eğer hazırsa sevgili reji izleyelim. Buyurunuz gelsin ekrana. Yani oyunun bize korkutucu tarafı işte şurası geliyor, şunda bir zaaf var yok ama bizim oyun pas yaparak soğutma anlayışımız yoktu ama bu gelişlerde de çıktığımızda çok net pozisyonlarımız vardı rakibe göre. Onun için iki maçta da iki farktan sonra bu şekilde kaybetmenin adını koymak mümkün değil. Çünkü özellikle bu maç farklı bitmesi gereken maçtı. Yani oyuncular bütün olumsuzluğa rağmen onu yenerek iyi oynadılar. Güzel goller oldu daha fazla olması gerekiyordu. Ve zaman zaman bazı e, pozisyonlarda daha iyi paslarla daha da etkili olabilirdik. Ama 2-3 e, tane oyuncumuzun yani özellikle rakibin uzun boylu oyuncularının avantaj olduğu dönemde de iki tane uzun oyuncumuzun oyundan çıkması bize biraz daha defansta e, Mert'in de adam kaçırır düşüncesi içerisinde olduğumuz için üçlüye biraz daha döndük. Orada diğer 2 santifonla da döndükleri için 9 numaralarını aldılar oyuna O zaman hem 2 e, santifonu kontrol edip Hem orta sahada Hakan'la e, Orkun'la öne atacağımız toplarla Ki zaman zaman bu çıkışta da Pozisyon bulduk ama atamadık Döndü İşte yediğimiz gol Sizin de gördüğünüz gibi yediğimiz gol Ve arkasından maalesef <laughs> Giden 2 puan yani yani istifa ile ilgili seyirci olumlu olumsuz tezahürat yapalım. Niye bağırdı diye benim işte söylemem doğru değil. Yani kazanırsan alkışlar, kaybedersen olumsuzluk bakabilir. Biz işimizi nasıl yaptığımızı düşündüğümüzde, elimizden gelen gayreti gösterdiğimizi ve bunu sağa yansıttığımızı düşünüyorum. Ama karşılığını alamamanın verdiği bir kızgınlık, üzüntü içerisinde tarafta da, da en az bizim kadar üzülüyor. Ama birini suçlayarak çözüm bulmaya doğdu bulmuyor. Az evvel sizin de söylediğiniz gibi oldu. Bizim kalecilerimizin üç tanesinde iyi olduğunu düşünüyorum. Mert oynamadığı için büyük bir e, Mert oynamadığı için bir e, sıkıntısı var tabi yani uzun süredir transfer sebebiyle e, Uğurcan da Avrupa Şampiyonası'nda geçirdi çok olumsuz değil ama onun bir verdiği bir sıkıntı vardı Altay'da daha iyi bir görüntü ve daha güvenliydi o yüzden bugün onunla başladım ama gol kaleci hatalı da yaşı da bir onun benim e, burada size açıklama yapmak durumunda değilim yani o da her Dediğimiz pozisyonda her oyuncu böyle olumsuz suçlarsak o doğru olmaz. Federasyon Başkanı civada te, telefonu var, açar konuşur fikirlerini söylüyorlar. Ben de fikrini söylüyorum, herkes fikri, siz de yazıyorsunuz, herkes fikrini söylüyor. Türkiye'de vatandaş da fikrini söylüyor ama kararlar almıyor. Yani demokrasi var, özgürlük var, düşünceler söylenir. Ama benim söylediğim şey o. Ben ilk başta söyledim zaten. Ondan sonra ben diğer konularla ilgili yani işte yabancı yerli. Bana göre Türk futbolunun şu andaki sorunu tek yabancı yerli değil. Yani başka konular o. Tartışacak bir konu. Hele bugün günümüzün konusu değil. Benim konum değil. Ben uzun zamandır zaten bunu konuşmuyorum. Nereden çıkardınız bilmiyorum. Bu kadar sakatlandı. Ee, dolayısıyla bir değişiklik yaptık. Hem Kaan'ı orta sahaya sürebildik ama rakibi iki santifol oynadığı zaman üçlüye döndük. Biz de Mert'in arkasına adam kaçırırken Alparslan'ı kapatmak için o tarafa koyduk. O da bir sıkıntı olduğunu düşünmüyorum. Oyun dizilişi olarak değişti. Orada çok büyük sıkıntı olduğunu düşünmüyorum. Zaten verdiğimiz pozisyonda yani yediğimiz golün pozisyonu ya pozisyon sayıyorsanız ona diyecek bir şeyimiz yok. Şenol Hoca'nın açıklamaları böyle savunma konusuna az önce senin altını çizdiğin konuya değindi. Zaten çift santifar oynuyorlardı. Evet. <laughs> Maçın başında itibaren. Curcevic ve Bozovic'ti çift santrforları. Yani onlar bir dizi işte eşitliği yapmadı. Evet giren oyuncu biraz daha hava toplarında e, etkili bir santrfor tipi olabilir ama yani Cebeli Tarık da mı çift santrfora dönerse üçlü savunmaya döneceğiz diye sorardım ben hocaya mesela. Öyle olsaydı. Rakibin seviyesi, kalitesi burada önemli bir faktör değil mi? Hollanda değil ki çift santrfora dönen. Yani ayrıca bunlar çift santrfor başladı da. Hadi onu görmezden gelelim. Santifor'un biri statik, biri dolaşan tip değil diyelim. Bozovic biraz dolaşan tipte. Tamam. Onu önemsemeyelim. O detayı cebe koyalım. İki tane statik santifora, pivotal santifora döndü diyelim. Dönsün yani. Zaten Dönsün. mesele topu onlara verip oynama fırsatı yaratman. Top sende olursa, umut vermen. Top sende olursa o santriforlara top gelmesi için başka bir topa ihtiyaçları olur. Ama sen top onlara bırakırsan 3 stopara da dönersen 7 stopara da dönersin. Aynen Mesele doğru. bu değil yani. Mesele senin oynaman lazım topu. Ee, maalesef kimliğimizin seviyemizin farkında olmamız lazım. Biz önemli bir futbol ülkesiyiz. Biz e, 21. yüzyılda 3 kere büyük turnuvalarda çeyrek final gördük. İkisinde yarı final gördük hatta. Biz sıradan bir futbol ülkesi değiliz. Bir tanesine Şener Güneş takım başındaydı. 2002 Dünya Kupası serüvenimizde. 2000'de de çeyrek final yaptık. 2008'de de çeyrek final yaptık. Biz bugün FIFA ülkeler sıralamasında ilk 30'un içinde dolaşan bir ülkeyiz. Karadağ'ın sıralaması 60-20 ne bilmiyorum. Karadağ'ın nüfusu 600 bin. Karadağ'ın tarihinde büyük turnuva yok. Büyük turnuva olma şansı da fazla yok. Çok fazla yok kabul edelim. Yani tamamı büyüklük oyuncularından milli takım seçiyorsun. İlk 11'in 9'u büyüklük oyuncuları. Ondan sonra mesele yerli yabani sınırı değil diyorsun. O oyuncular nasıl gitti 5 büyüklüke? Bence, yabancı serbest sayesinde. Aynen gitti. öyle. Ondan sonra eee basın toplantısında bir de dile getirdiği bence hoş olmayan bir şey var. Orada çünkü soru burada yok bizim kaydımızda. Fahrettin ve Sergen Yalçın e, hafta içinde yabancı sınırı ile ilgili e, görüş beyanetler diye soruluyor Şenol Güneş'e. Şenol Güneş diyor ki demokrasi var. Federasyon başkanının arasına Ona dile getirsinler. Olur mu böyle bir şey? Olur mu yani biz kamuoyu olarak Fatih ve Sergen Yalçın'ın Şenol Güneş'in Türk futbolunun kanaat önderlerinin görüşünü merak ediyoruz. Bunlar dile getirilmeli tartışılmalı. Kararlar alınırken onların görüşleri değerli olmalı. Şimdi Şenol Güneş nasıl bu karar mekanizmasını sadece Türkiye Futbol Federasyonu başkanına bırakır? Bu doğru değil. Bu beni üzdü. Milli Takım Direktörünün orada karar mekanizması içinde rolü yok mu? Olması gerekir. O zaman yanlış. Ayrıca Fatih Hoca bir şey söylüyorsa Şenol Hoca da bir şey söylemeli. Fikirler bir araya gelmeli. Büyümeli. Sergen Hoca da bir şey söylemeli. Mustafa Hoca da bir şey söylemeli. O zaman değerli bir şey çıkar. Kıymetli bir şey çıkar. O zaman o oradan Nihat Özdemir'e telefonla arası söylesin. O da oradan Nihat Özdemir'e telefonla arası söylesin. O zaman her şey kapalı kapılar ardında gizli olarak mı görülsün? O şekilde mi yap? Böyle mi yönetiyorsun ülke futbolu? Demokrasi dediğiniz bu değil hocam. Bu değil. Demokrasinin... Ya da özgür düşünce dediğimiz. Özgür düşünce dediğiniz, hür düşünce dediğiniz bu değil. Görüşlerimizi yüksek sesle lütfen dile getirelim. Görüşlerinize katılmıyor olabilirim ama görüşlerinizi dile getirmeniz için ben ömrüm boyunca savaşacağım. Buna emin olabilirsiniz. Fikirler konuşsun ki belki başka bir şeye sebebiyet verir, başka bir düşünceye yol açar. Bu evet. her zaman böyle olmuştur. Nihat Bey'e telefonla bildirmek midir? yani Türk futbolunun kaderi Nihat Bey'le olan telefonlarda mı tayin edilsin? Elbette Hayır değil. lütfen yürü düşüncelerinizi özgürce açıkça ifade edin. Biz nasıl ifade ediyoruz? Siz de ifade edin. Fatih Hoca da, Sergen Hoca da ifade etsin. Sizlerin görüşü değerli ve ortaya değerli bir şey çıksın. Ee, bu bu metodolojinin de doğrulara ulaşma konusunda doğru bir metodoloji olduğunu düşünmüyorum. Pekala. Şimdi Hürriyet Gazetesi'nden e, Güntekin Onay'ın yazısına bir göz atacağız değerli izleyenler. Güntekin Onay davetiyeyi biz çıkardık başlığını atmış. Ki bugün atılan o kadar bazı şeyler o kadar netti ki dün akşam başlıklar da tam yerine oturmuş. Kanada karşısında milli takımımız maça coşkulu ve baskılı başladı. İç sahada oynadığımızı ve kazanma arzumuzu ilk dakikalarda rakibe hissettirdik. Marsilya formasıyla sezona yüksek bir formda giren Cengiz'in harika golüyle Karadağ duvarını erken kırdık. 4-1 4-1 düzeninde savunmanın önünde Okay Tek, merkezde Yusuf Hakan, solda Kenan, sağda Cengiz'den oluşan beşli orta sahamız rakibe ilk 30 dakikada iyi baskı yaptı. Kenan, Zeki, Cengiz üçlüsünün sağ kanattan geliştirdiği tek paslı kombinasyonda Yusuf bitirici vuruşu yaptı ve 2-0'ı bulduk. Ancak 2-0'dan sonra 4-1-4-1 formasyonumuz 4-1-2-3 şeklinde geri dönüşlerde arıza yaşamaya başladı. Böylece Karadağ kalemizde pozisyonlar buldu. Nitekim Merihin ve Mert'in pozisyon hatası yaptığı bir anda Maruşiç savunma arkasını sarktı ve Karadağ farkı bire indirip maça ortak oldu. İkinci yarıda son derece düşük bir tempoda topa sahip olup oyunu kontrol eden Ay Yıldızlı ekibimiz kalesinde tehdit görmediği gibi pozisyon da üretemedi. Bu tip maçlarda tek fark her zaman tehlikelidir. Üçüncü golü bulmak için yeterli tempoyu yakalayamamış olmamız son dakikalara tedirgin girmemize neden oldu. Nitekim zorla Karadağ'a puan almaya davet ettik. Onlar da geri çevirmedi. Kalitemiz daha yüksek. Evimizde oynuyoruz ama ikinci yarıda üçüncü golü düşünmek yerine yürüye yürüye pas yaparak maçı bitirmeye çalışıyoruz. 3-1'den 3-3'e gelen Letonya saçmalığından sonra dünkü 2-0'dan yakaladığımız Kanada maçı da yakalandığımız Kanada maçı da kendi hatalarımızdan. Şenol Hoca bu tip sınavlarda farkı açmak yerine maçı bitirmek istiyor ve benzer tablolarla karşılaşıyoruz. Dün Cengiz'in ilk yarıdaki etkili oyunu, bir gol asistle yıldızlaştığı maçta avuçlarımızın içindeki 3 puanı kaçırdık. Umarım Letonya ve Karadağ karşısında kaybedilen 4 puan pahalıya mal olmaz diyerek bitirmiş Güntekin Olay. E, benim de gördüğüm kadarıyla fotoğrafını, dün gecenin fotoğrafını net bir şekilde çekmiş. Sizin, senin de açıkladığın gibi. Kesinlikle. Bu 4 puan pahalıya mal olabilir. Olabilir. Sebebi de şu, altılı bir grup görünüyor ama sonuçta 3 tane favorisi var. Hollanda, Türkiye, Norveç. 3 tane de e, yarışmacı olmayan takımı var. Karadağ, Letonya, Cebel, Tarık ve bu 3 yarışmacı takımdan alttaki 3'lüye puan kaybeden var mı? Hollanda kaybetmedi. Norveç kaybetmedi. Bir tane var. Biz. biz Türkiye. Letonya. Ve 4 puan kaybettik. Dolayısıyla bu 4 puanı biz Hollanda ve Norveç'e karşı telafi etmemiz lazım. Demek ki Hollanda ve Norveç deplasmanlarında en azından yenilmememiz lazım ki telafi edebilelim. E, i̇şimiz zorlaşıyor buralarda puan kaybetmek. Hollanda ve Norveç daha kaybetmedi. Birinci söyleyeceğim. İkinci söyleyeceğim de Hakan Çalanoğlu nasıl sarı kart gördü? İyi, rakip teraz. hızlı kullanmasın diye yok topa vurduğu için. Zeki nasıl sarı kart gördü? Kaleci topu çıkaramasın diye kalecinin ayağına bastığı için. Yakışıyor mu? Yakışır mı bu bize? E. Neden biz bu durumlara düşüyoruz? Yani çünkü skor 2-1. Skoru artırma çalışması yapmak yerine 5-1'e getirmeye çalışmak yerine Hakan Çalanoğlu, Inter'in yıldızı, 10 numarası. Rakip hızlı, hızlı kullanmasın diye topa vuruyor. Zeki, Lille'in şampiyon sahabeki. Muhtemelen sezonun 11'inde olmalıydı hak ediyordu. Kaleci hızlı başlamasın diye ayağına basıyor. Olmaz. Yani bu mantalite ilgili sağ içi oksijen miktarı ile ilgili bir sıkıntı olduğunu gösteriyor. Biz orada rahat olmalıyız, ferah olmalıyız. Oyunu çok Bizim derdimiz skoru açmak olmalı. Mantalite olmalı. Biz. böyle iki sarı kart görmemeliyiz. Ben tek direktör olsam, mil tek bir tek direktör olsam soyunma odası bunu konuşurum. Biz böyle sarı kart görmemeliyiz. Bu duruma gelmemeliyiz, buna ihtiyacımız olmamalı derdim. Yani gördüğümüz sarı kartların biçimi bile e, oyunda bir şeylerin yanlış gittiğinin kanıtı Hakan'ın ve Zeki'nin gördüğü sarı kartlar. 4 Eylül'de Cebeli Tarık'la, ardından da 7 Eylül'de Hollanda ile karşı karşıya geleceğiz. Değerli izleyenler şu anda acayip bir puan farkı yapmış olma şansımız vardı, ancak olmadı bir puan farkla liderliğimizi sürdürüyoruz ki söylediğimiz gibi Hollanda-Norveç karşılaşması berabere bitmese şu anda o şey değişmiş olabilirdi. Sıralama üstümüzde olacak, değişmiş e, olabilirdi. Baştan söylediğim şey kaleci konusu çok tartışıldı. E, evet. Şenol Hoca da değindi. E, son dakikada 90 artı 7'de işte yanlış yer tuttu, baraj şöyle oldu, baraj böyle oldu ki 6 da maç sonunda açıklaması vardı, değerlendirmesi vardı konuyla ilgili. 4 istedim ama 4 kişilik bir baraj istedim ama orada ee, bir karışıklık oldu şeklinde ki şeye de yansıdı zaten. Dört evet, işareti işaret yansıdı. Evet. Kameralara yansıdı. İyi kalecilerimiz var bana sorarsan. Meseleyi buradan okumak büyük resmi kaçırmak olur. Evet o fırkik yenmeyebilirdi. O gol yenmeyebilirdi. Yani kaleciyle baraj arasında böyle uyumsuzluk ben hayatımda çok fazla görmedim. Kalecinin istediği barajın kurulamaması. Hayatımda çok fazla görmedim ama Uğurcan Çakır da iyi kaleci. Altay da iyi kaleci. Şu anda amil kadrosunda olmayan Ersin de olan Mert Günok da, Rene Giden Doğan da çok sayıda genç yaşta, çoğu genç yaşta olmak üzere iyi kalecilerimiz var. Yani kaleci konusunda sıkıntı yaşayabilecek bir jenerasyon değil bu. Kaleci konuşuyorsak sebebi oyunumuz. Bu maçı 5-1'e getirsek sonra bir free golünü yesek, fazla konuşmayacaktık üzerinde. Ama getiremediğimiz için, 2 birken acı çektiğimiz için, üçlü savunmaya dönmek gibi böyle doz aşırı önlemler aldığımız için bu önlem seviyesine gelmemeniz lazım. Sonra da böyle bir frikik golü yiyebilirsin. Evet golde Baraj Kaleci üzerine konuşulabilir ama dediğim gibi skor 5 bir olsa konuşmaz. Yani ben bu meseleyi Altay üzerine okumanın büyük resmi, büyük filmi kaçırmak, hocayı temize çıkarmak olacağını düşünüyorum. Bu da doğru bakış açısı değil bence. Ya yani En önemli konu burada 82'de şu savunmaya dönmek. Bu çok cesaret içeren bir hareket değil. Asıl soru şu olabilir mi acaba? bizi Euro 2020'ye taşıyan kadro ve teknik ekip, e, sonrasında oynadığımız e, Uluslar Ligi karşılaşmaları, ondan sonra oynadığımız Dünya Kupası elemeleri, ondan sonra Euro 2020 maçları, e, hezimeti ve şimdi tekrar şeyden, Letonya evet. maçının ardından geldiğimiz e, Karada beraberliği. Bunun böyle bu takımın performansının bu olmadığını gayet iyi biliyoruz. Ne oldu? Herkes mi düştü? Yani bütün oyuncular mental olarak, fiziksel olarak düşük mü? Bu düşüklük şeyden mi başladı? Euro 2020'ye kazanma hakkı elde ettikten sonra bıraktık mı? Ne oldu? Yani neyi doğru yaptığımız, neyi yanlış yaptığımız ortada. Ne diyorduk o zaman? Ee, bizi Euro 2020'ye taşıyan maçlardan sonra biz topu rakibe bıraktığımız zaman, teknik olarak topu rakibe bıraktığımız zaman iyi oynuyoruz. Sonra bu oyundan mı vazgeçtik? Başka bir şeyler mi yapmaya çalışıyoruz? Başka bir şeyler yapmaya çalıştığımız için mi başarılı olamıyoruz? Yoksa oyuncular mı teker teker bozuldu? Ne oldu? Yani bu bu, bu, bu dünün konusu değil bu. Bu çok daha altı uzun ayı. bir zaman. Altı aya bakarsak ne oldu? Ya altı aya bakarsak bence e, oyuncuların bu, bu kadar yoğun fikstürde aynı seviyeyi bir yıl boyunca koruması kolay değil. Hiçbir oyuncunun kolay değil. Yani bu Fransa milli takımı için de geçerli. Belçika milli takımı için de, Türkiye milli takımı için de. Biraz daha bence geniş milli takım havuzu yaratmak lazım. Biz çok dar bir havuzla gidiyoruz. Yani büyük plan dedin ya 6 evet. ay sorduğun için söylüyorum. Evet. Bu maçı özgü değil. Biraz daha geniş bir havuzu yaratmak lazım. Bazı maçlarda bu tarz maçlarda her rakibin seviyesi düşükse, Karadağ'sa, Cebel Tarık'sa, Letonya'ysa gözü parlayan bir iki oyuncu yakalamak lazım. Mesela o maç hayatının maçı olacak bir iki oyuncunun sahada olması lazım. Biz bir milli takım kulübü gibi davranıyoruz. Sanki bir kulübüz. Kontratlı 25-27 tane futbolcu var. Onların dışındaki futbolcuları görmüyoruz sanki. Yani sanki kontrat dönemi değil. Sanki transfer dönemini bekliyoruz. Hayır yani milli takım yurt satındaki kaç tane profesyonel futbolcu varsa hepsi onun oyuncusudur. Müsabakadan müsabakaya istediği kadar oyuncu değiştirme lüksüne sahiptir. Elbette tabii ki haftanın panoraması yapmıyorsun. Tabii ki milli takım bir iskelet kadrosu olur. Ama yani yanına da bir iki tane, üç dört tane gözü parlayan yeni, heyecanlı bu maç hayatının maçı olabilecek türden oyuncu sokabilirsin. Ekleyebilirsin yani Şenol Güneş. Sanki ligi izlemiyormuşçasına, sanki hiç müsabaka takip etmiyormuşçasına sürekli aynı kadroyla, dar kadroyla hareket etmeye çalışıyor. Bence problemlerden biri bu. Şimdi Karadağ ve Cebeli da oynayacaksın. Ya 22 oyuncumuz var. Dün yedek kulübesinde biz bir eksiktik biliyor musun? Doğru. Sen yedek kulübesinde niye eksik. bir eksik olursun abi? Bir milli takım yedek kulübesinde neden bir eksik olsun? Biri bana açıklasın. Rakibin 12 tane yedeği varken senin niye 11 yedeğin var? Oyuncu mu yok Türkiye'de? 500 tane süperlik oyuncusu var. 500 tane de birincilik oyuncusu var. 1000 tane oyuncudan 27-28 tane oyuncu çağır yani milli takıma. Sakatlık varsa promiyelik oyuncuları gelmiyorsa onların yerine başka oyuncu çağır. Dün kulübede yedek sabek yok. Yedek sabek yok. Neden yok? Turnuvaya gittik de oyuncularımız da sakatlandı. Haberimiz mi yok? Yok. Herkesi çağırabilirsin yani. Rıdvan vardı yedekler arasında. Solda oynayamaz mıydı? O Sol solda, var. var. O solda oynayınca sağ tarafa da çözüm bulamaz mıydın? Olabilir de mesela Nazım Sangara de, her şey takım vardı. Mesela. Değil mi? Nazım Sangara geniş havuzda vardı. Zaman zaman çağırıyordu. Geniş havuzda vardı. Bir bu önceki kez şeyde çağırmamış. vardı. Evet bu kez çağırmadı. Kulübede sağ yok. Sağ bek olmanı görünce düşündüm. Allah Allah kim çağırıyordu? Hoca Sabek olarak Nazım Sangarye çağırıyordu. Yani rakipten bir eksik olmamız kulübede ben anlamadım. Oyuncu mu yok? Oynatmayacaksan bile kulübede otursun. Milli takım havasını teneffüs etsin. Çağır Adem bir orada otursun yapmayacaksan, sevmiyorsan bile en azından ben milli takıma geldim desin. Antrenman yapsın seninle. Şimdi Cebeli Tarık da Burak cezalı. Cezalı. Yani şu anda çağırabilir bence hemen şu saate kadar haberini okumalıydık. Adem Büyük milli takıma davet edildi diye. Yani yine Enes ve e, Kenan Havuzundan mı santrfor seçeceğiz? Ve farklı tipte bir santrforumuz yok. Halil oldu belki dahil eder artık Premier Lig oyuncusu değil. Herhalde Halil'in o anlamdaki yasa geçti. Yani Adem'i de çağır. Problemlerden biri bu. Şenol Güneş'in dar kadro, tutucu kadro, tutucu 11 anlayışı. Yani biraz yenilikçi, biraz özgürlükçü davranmak lazım. Bu kadar tutucu olmanın alemi yok. Oyuncuların performansları diyelim ki düştü. Düşmüştür ya insan bunlar. Düşeni yenisiyle değiştir. Milli takım seçiciliği böyle bir şey. Diğer oyuncuların da kafasında farklı düşünceler yani seçilmeyen oyuncuların da kafasında farklı düşünceler kırgınlık vesaire falan oluşmasına da sebebiyet verir. Evet. Bu durum. Ya birçok dilde milli takım mesela Portekizce'de seleção, seçim diye geçer. Selection. Milli takım seçmektir yani. Seçilendir. Milli takım seçicisi diye geçirdi, geçer tek tek 70'li -80 80'li yıllara kadar milli takım tek direktörü değil, milli takım seçicisiydi ismi. Türkiye milli takımında yıllarca antrenörü yoktu, seçicisi vardı. Aynı zamanda kulüp çalıştıran biri milli takım seçiciliği yapıyor. Yani sonsuz seçim hakkın var. Seç birilerini lütfen. Seçme hakkın var yani. Kimse seni kısıtlamıyor. Sanki kontratlı oyuncularıyla devam ediyormuş gibi bir davranış içinde Şenol Hoca. Problemlerden biri bu. Büyük bir anda 6 aydır. 6 aydır bence problemlerin bir tanesi de biraz önce değindiğimiz ee, milli takımımızın Türk futbolunun potansiyelinin farkında olmama gibi bir problem içindeyiz. Potansiyelimiz çok yüksek. Dün sahaya çıkan milli takımın yaş ortalaması 25,5. Burak çıkarırsa, çünkü tek bir tane standart sapması yüksek olan bir oyuncu var Burak. 24,5 Burak dışında. Çok yüksek potansiyeli ve hep neredeyse hepsi 5 büyüklükte oynuyor ve 5 büyüklükte direkt oynuyor önemli bir kısmı. Önemli bir jenerasyon yakaladık. Tarihimizde böyle bir şey yok galiba potansiyelimizin farkında da olmak lazım. Yani bu takım kalitesinin farkında olmak lazım. Avrupa Futbol Şampiyonası'nda biz en pahalı 9. takımdık. 9, Avrupa'nın en değerli 9. takımıyız. Bizden büyük olanlar, pahalı olanlar zaten devler. İngiltere, İspanya, Almanya, Fransa, İtalya, Hollanda, Portekiz, Belçika. Bunlar zaten favoriler. Onlardan sonra biz geliyoruz. Bunun farkında mıyız gerçekten? Avrupa'nın en kaliteli, en pahalı 9. kadrosa sahip olduğumuzun farkında mıyız? Değil gibi davranıyoruz. Karadağ karşı Karadağ ikinci uzun santriforu soktu diye ben üçlü savunmaya döndüm. Hayır. Yapmamalısın. İngiltere bunu yapmamalı, Almanya bunu yapmamalı. Sen de yapmamalısın yani. Sen de onlardan sonra gelen ikinci kategori bir milli takımsın. Bir de bunun farkında değiliz. Yani bu şerefli mağlubiyetler dönemindeymiş gibi davranıyoruz. Hayır değiştik, geliştik biz. Bizim iyi bir oyuncu havuzumuz var, iyi bir oyuncu grubumuz var. Bunun farkında olmak lazım. Uluslar Ligi Euro 2020 ve ondan sonrasında da önümüzdeki dönemde Dünya Kupası. E, değerli izleyenler işler sanki e, o, tabi hemen umutsuzluğa kapılmayalım ama e, Galatasaray'da Olcan Çağlayan'ın lisansı çıkarıldı diye bir son dakika gelişmesi yansıdı ekrana. Onu da e, dile getirmiş olalım. Bu i̇şler, da konuşamadık hiç. Konuşalım mı? Milli. Şu şeyi kapatalım. Milli tamam. e, bölümü. E, milli takım bölümünü. İşler pek iyi gitmiyormuş gibi görünüyor. Euro 2020'den 20'nin ardından öyle ya da böyle Düşe kalka ite kalka diyelim ki gittik dünya kupasına orada neler olacak yine aynı şeylerimi yaşayacağız yine aynı şeyleri mi konuşacağız. Yani artık bir şeylerin değişmesinin zamanı geldi sanki. Yani bir şeyler uzun bir dönem bir projeksiyon koydun ortaya bir şeylerin değişmesi gerekiyor gibi sanki. Şu ana kadar ne yapıldıysa çünkü uzun dönemde böyle devam ediyoruz o işlemiyor gibi görünüyor. Öyle değil mi? O Hollanda işlemediğini gördü görünüyor. yöntem değiştirdi evet. falan hale döndü. Çok erken döndü. Ve bizim için tehdit yani Hollanda'nın doğru bir yönteme dönmüş olması. Şimdi Avrupa Şampiyonası'na katılmayı çok büyük başarı gibi lanse ettik. Galiba bir yanılgı da orada yaşıyoruz. Avrupa Şampiyonası 24'lü. Zaten hemen hemen Avrupa'da iddialı takım sayısı 30. 30 tane iddialı takım var desen 24'ü turnuvaya gidiyor. Yani giden ülkelere baktığınız zaman işte Kuzey Makedonya'nın Finlandiya'nın falan gittiği bir turnuvadan bahsediyoruz. Eskisi gibi değil. 16'lı olduğu zaman başarıydı tabii ki gitmek. Dünya Kupası'na gitmek tabii ki başarı. 13-14 tane Avrupa'nın bileti var. Tamam bu başarı. Ama 24'lü Avrupa Şampiyonası'na gitmeyi de zafer gibi takdim etmemek lazım. 24'lü çünkü gitmenin dövüyorlar yani. En azından bu şerhe düşmek lazım evet. Evet. Şimdi orada da galiba ölçme değerlendirme konusu bir hata yapıyoruz. Sanki büyük bir zafer kazanmış edasıyla Avrupa Şampiyonası katılımını sunduğumuz için belki de çok başarılı addediyoruz milli takımımız Avrupa Şampiyonası'na katıldık. Son 16'ya kalamadık. 16'ya kalmamız lazım bizim güç kuvveti itibariyle. Dünya Akbası'na gitmemiz lazım. Ben de çok başarılı olduğumuzu düşünmüyorum. Aynen senin gibi. Ve şu anda bu analizleri de sağlıklı yapamıyoruz. Ölçme değerlendirmeyi sağlıklı yapamıyoruz ama bu Türk futbolunun çok kronik problemidir. Yani 50 yıldır, hadi 50 yılı ben bilmiyorum da, 30 yıldır <laughs> abarttım. 30 yıldır hani ben bir okuyucu olarak da, izleyici olarak da hep onu düşünürdüm. Bizim en büyük sorunumuz ölçme değerlendirme. Yani nerede olduğumuzu tartamıyoruz. Biz neresindeyiz bu uluslararası hikayenin neresindeyiz? Şimdi voleybol kadın milli takımımız yarı finalde Avrupa Şampiyonası'nda. Yarı final karşısında. başarı mıdır? Büyük bir başarı mıdır? İki turnuvadır zaten yarı finale çıkmışız. Üçüncü kez üstü yarı finale çıkıyoruz. Evet başarıdır ama biz zaten voleybolda, kadın voleybolunda Avrupa'nın devlerinden biriyiz değil mi? Mesela Öyle. başka bir ölçme değerlendirme. Hep orada bulunduğumuz için zirveye çıkmak mı, zirvede kalmak mı? Evet. Biz Kalıcı orada, olmayı övebiliriz. Orada tutunmayı başarıyoruz. Daha ne olsun? Ama futbolda başka bir ölçme değerlendirme metodolojisi gerekiyor evet. değil mi? Çünkü evet. biz oralarda büyük turnuvarda yere final alışkanlığı olan bir ülke değiliz. Tarihimizde iki tane var. Peki katılmak başarı mıdır? Onda bakman lazım. 24 takım katılıyor. Biz güç, kuvvet, genetik itibariyle kaçıncı olmalıyız Avrupa'da? Kaçıncı sıradayız? 24'te olmak mı başarılı? 16'te olmak mı başarıdır? Bunu ölçme değerlendirme konusunda maalesef. Biz kiloyu mezurayla, boyu basküllü ölçmeye çalışıyoruz Türk futbolunda en büyük sıkıntılardan biri ölçme değerlendirme. Şimdi ben bir e, ölçü koyuyorum ortaya, bir mezura koyuyorum. Diyorum ki 24'lü bir Avrupa Şampiyonası'na e katılmak başarı değildir. Var mı farklı argümanı olan? Varsa söylesin, gerekçesini söylesin. Ben diyorum ki Avrupa'nın zaten 30 tane falan rekabetçi ülkesi var. Bunların da 24'ü turnuvaya gidiyor. 24'ün içinde olmak zaten sürekli olarak olmak zorundasın. Katılmak bizim için başarı değildir. Gerekçem ne? Euro 2020'ye giden ülkelerin market değerlerine baktığın zaman 9. sıradayız. Zaten olmamız lazım orada. İlk 11'imizde 5 büyüklükte oynayan 9 oyuncu var. 350-400 milyon euro bir milli takım olmuşuz. Olmamız lazım orada. Anlatmaya çalıştım o. Değerli izleyenler 4 söylediğimiz gibi 4 Eylül'de e, Cebeci Tarıkla deplasmanda ardından e, 7 Eylül'de de Hollanda ile deplasmanda karşılaşacağız İnşallah bu maçlardan sonra e, güzel güzel mutlu bir şekilde konuşuruz ancak hatırlayın bizim çocuklardan ee, bu çocuklar, milli takımımız bambaşka bir görünüme büründü. Sempatik, hani herkesin gönlünü kazanan, izlerken e, sempatik bakılan, sevgiyle bakılan bir ekip haline dönüştü. Burada teknik ekibi de, yönetimini de, e, de, 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 takımı da kutlamak lazım diye defalarca konuştuk ki hakikaten öyleydi. O noktadan bu noktaya gelmemiz, hakikaten neyi yanlış yapıyoruz ya da neyi yanlış yapıyoruzdan öte, neyi yapmıyoruz? Bir de işin bu boyutuna bakmak lazım. Tamam neyi yapmamamız gerektiğini, tamam bir de acaba öbür tarafta ne var? Onların hepsini beraber değerlendirmek ve şu ana kadar geldiğimiz noktada bazı şeylerin işlemediğini görmemiz gerekiyor herhalde diyelim. Bir ara verelim. Tamam. Ardından da hem şeyle Galatasaray'la hem de ekrandaki sıcak gelişmeyle devam edelim. Tekrar birlikteyiz değerli izleyenler. Az önce ekranlarınıza son dakika gelişmesi olarak yansımıştı. Galatasaray Kulübü Oğulcan Çağlayan'ın lisansının çıkarılması için Türkiye Futbol Federasyonu'na başvuruda bulundu. Sorun çözüldü eee Çaykur Rizespor Kulübü ile Galatasaray arasında mevzu uzamıştı hatırlayacaksınız. Ee, hani burada uzatmayalım. Ee, sözleşmesi haksız feshedildi. Uyuşmazlık gerekçesiyle uyuşmazlık çözüm kuruluna gidildi. Uyuşmazlık çözüm kurulu e, haksız feshedildiği gerekçesiyle 1.2 milyon euroydu değil mi? 1. 1.2 yani. milyon euro bir şey verdi, ödeme çıkardı. Ondan sonra Adli yargı gitti, Yargıtay e, oradan hepsi gel, süreç devam etti, devam etti. En sonunda geçtiğimiz günlerde Çaykur Rizespor Kulübü Başkanı Tahir Kıran Galatasaray'ın ödemeyi yaptığını açıkladı ve sorun çözüldü. Ve bugün itibariyle de lisansının çıkarılması için Galatasaray Kulübü Türkiye Futbol Federasyonu'na başvuruda bulundu. Avrupa'ya bu akşam 24 saat 00 itibariyle listelerin en son verilme saati orayı herhalde yetiştirmeyi planlıyor Galatasaray. Hukuki boyutu, boyutu artık tamamlanmış oraya değinmeyeceğim evet. ama sadece bir itirazım var. Ee, genel teamül oyuncunun oynaması yönündedir. Gerek uluslararası mahkemelerde, gerek yerel mahkemelerde. Mahkeme sürecinde genelde oyuncuya geçici lisans verilir. Futbolcu futboldan koparmamaya gayret edilir. Mesela Frank Ribery, bizim yakından bildiğimiz bir <laughs> örnek. Ee, uyuşmazlık sürerken Galatasaray ile Marsilya arasında geçici lisans vermiştir FIFA. Uzun bir süre Ribery geçici lisansa sahaya çıkmıştır. Futbolun dışında kalmamıştır. Benim bu olayda Üzüldüğüm ve takıldığım konu Oğulcan'ın futbol oynayamaması. Şu dakikaya kadar. Bak kulüpler cephesine haklı haksız e, konusuna girmiyorum. Orası hukuki bir konu. Tamam hukukçular değerlendirdiler. Mahkemeler görüldü. Karar verildi. Bugün itibariyle sorun çözüldü. Benim üzüldüğüm konu Oğulcan'ın 2 Eylül 2021'e kadar top oynayamamış olması. Doğru çok Burada arasın. neden geçici lisans verilmedi bu çocuğa bu çocuk sahaya çıksın? Yani kolay kolay hiçbir bu tarz uyuşmazlıkta mahkemede ben futbolcunun beklediğini hatırlamıyorum. Genelde futbolcu geçici lisansla oynar. Bu olacağın için üzüldüm. Son dakika gelişmesinde bu şekilde konuştuktan sonra Foto Maç gazetesine gidiyoruz. Değerli izleyenler Galatasaray'dan bir başlığımız var çalsın davullar. Galatasaray salı gecesi taraftarı mutlu eden gelişmeler. Galatasaray'da salı gecesi taraftarı mutlu eden gelişmeler yaşandı. Muhammed'in Bordo'ya transferinin yatması ve Halil Dervişoğlu'nun yeniden kiralanması sarı kırmızılıları sevindirdi. En büyük coşkuysa Falcao'nun ayrılık haberiyle yaşandı. Değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Sakatlıkları bezdiren Kolombiyalı yıldız için gelişiyle gidişi mutlu eden tek oyuncu yorumları yapılmış. Vayakano'ya giden Falcao'ya sözleşme fesi karşılığında 3 milyon euro ödendi. Şimdi tabii geldiğimiz nokta itibariyle belki bu biraz ironik de olarak değerlendiriliyor ama üzücü tabii ki yani Falcao gibi Yıldız'ın Türkiye kariyerinin bu şekilde sonuçlanması. Muhammed gitti geldi. Zamalek 4 milyon doları peşin isteyince Muhammed'in Bordo transferi iptal oldu. Mısırlı golcü Ocak ayına kadar takımda kaldı demiş fotomaç gazetesi. Ben bu konuyla alakalı başka haberler de gördüm. Ha, bir sonraki başlık olmuyormuş. Bakayım. Muhammed için Zamalek hamlesi. E hadi getirelim onu da ekrana. Milliyet gazetesine gittik. Muhammed için Zamalek hamlesi. Mısırlı golcünün menajerlerinin oyuncuyu Galatasaray'dan koparmaya kararlı oldukları öğrenildi. Yani şimdi burada diyor ki Mısırlı golcünün menajerlerinin oyuncuları Galatasaray'dan koparmaya kararlı oldukları öğrenildi. Yani Galatasaray'ın, Galatasaray kulübünün gönderme gibi bir niyeti yok. Menajerler kopar. Sadece e, oyuncunun kendisi ayrılmak istiyor diye okuyoruz, anlıyoruz satır arasında. Yıldız futbolcuyu eski kulübü Zamalek'e götürmek için adımlar atılırken sarı kırmızılı yöneticiler 2 milyon doları getirin gitmesine izin verelim dedi. Şimdi burada bambaşka bir şey açılmış. Pencere açılmış. Çünkü ben bugün şöyle de bir haber okudum. E, Zamalek değil bu işin sorumlusu. Mustafa Muhammed'in Bordo'ya gitmemesinin sorumlusu Zamalek değil. Galatasaraylı yöneticiler istemedi. Galatasaray yönetimi istemedi. Mustafa Muhammed'in ayrılmasını, kulüpte kalmasını istediler yani. Özetle ve e, Bordo Kulübü de, Bordo Kulübü Başkanı da, onu ben gerçi bulamadım. Hani resmi açıklamayı ben göremedim, benim hatam olabilir ama okudum. E, şöyle bir alıntı yapılmış, Bordo Kulübü Başkanı, e, her şey bize her şeyin tamam olduğu söylendi ve Mustafa Muhammed de gelemediği için çok üzgün şeklinde bir ifadesini okudum ama tekrar söylüyorum ben resmi olarak hani işte açıklama, bu adam bunu söyledi diye ben görmedim, sadece alıntılamayı ee, okudum. Onu da burada aktarmış olayım. Velhasıl işler bu noktada biraz karışık gibi. Hani menajerler mi Mustafa Muhammed'i götürmek istiyor? Galatasaray mı istemiyor? Yok hayır Galatasaray kulübü istiyor. Mustafa Muhammed mi gitmek istiyor? Falan bir acayip durum. Kontratı yok mu bu çocuğun sonuçta? Kontratı var. Ayrıca bu yıl opsiyonu. itibariyle de opsiyonu var. Evet. Bu yılın sonuna kadar da 4 milyon euro öderse Galatasaray bon servisine sahip Doğru. oluyor diye biliyorum. Yani şu an futbolcu Galatasaray'ın futbolcusu. Menajerlerin tek başına götürmek isteği, <laughs> götürme iradesi, götürmelerine yetmez. Yetmez. Sonuçta ortada kontratlar var, imzalar var. Falcao'dan başlayayım. Buyruk. Dün Marka'da gördüm ben de. Diyor ki İtalyan kulüplerinin büyük ısrarına rağmen Falcao İspanya ligini tercih etti diyor. Marka'nın haberi de ki saygın bir medya kuruluşu. Yani hala 35 yaşında Falcao İspanya'ya e geldiği için orada bir heyecan yaratıyor. Aslında Falcao Elbet. değerli bir kariyeri var. Altın Top ödülünde ödül töreninde sahneye çıkmış. Mesut Ronaldo ile beraber sahneye çıkmış bir oyuncu. Belki kazanamamış ama. Bizde biraz karikatürize oldu maalesef. Bizde karikatürize oldu. Silmiş. Çok sakatlık yaşadı. Ama buraya gelirken aslında çok itibarı yüksek. Muhteber bir oyuncuydu. Monaco'da da yani ben son takımında da. Geldiği günleri. Tabii. 120 maç 70, maç 70 gol. 3 sezonla Monaco'da 120 maç 70 golle geldi. Çok iyi. Kolombiya takım kaptanı olarak geldi. Son yaz Copa Amerika oynamış olarak geldi. Türkiye hikayesi maalesef iyi gitmedi. Ama hala İspanya'da hani İtalya değil bizi tercih etti diye haber olduğunu gördüm. Umarım sağlıklı bir şekilde oynar yani. Bütün futbolcular sağlıklı olsun hepsi oynasınlar. Mustafa Muhammed'e gelince Galatasaray'a gereken de onun bir Saint-Etienne hikayesi vardı. Dikkatli izleyiciler hatırlarlar. Saint-Etienne'e gidecekti. Son anda Galatasaray'a gelmişti. Sürekli bir Lig 1'e gitme isteği var bu çocuğun. Şimdi de Bordo. Bu da gerçekleşmedi. Yine Lig 1'e gidemedi. Ama bana sorarsan Galatasaray Mustafa Muhammed konusunda bu kadar kolay vazgeçmemeli. Evet oyuncu ile ilgili bazen olumsuz şeyler duyuyoruz işte. Belki çok prensipli çalışmıyor. Belki İstanbul'da çok belki çok düzgün yaşamıyor. Bilemiyorum. Böyle iddialar duyuyoruz. Sadece iddia boyutunda. Öyle olsa bile bunlar çözülebilir. Bu genç bir insandır. Hatalar yapabilir. O onun antrenörleri de gençken hatalar yaptılar. Elbette insan hata yapar. Ve çok gazetelere haberler oldular ama sonra işlerini de en iyi şekilde yapmaya devam ettiler. Mustafa Muhammed de öyle yapmalı. Neler yapabileceğini Türk spor severler, Galatasaray spor severler biliyor. 4 milyon euro opsiyon bence böyle bir oyuncu için gayet uygun. Yani Galatasaray'ın elinde bir değer var, önemli bir aset var. Daha yukarı çıkabilecek 4 milyon eurodan çok daha fazla market değerine ulaşabilecek türde bir oyuncu Mustafa Muhammed. Bence bu kadar kolay vazgeçilmemeli ki biliyorsun ben Kuzey Afrika, Afrikalı oyuncular arasında genel olarak ya çok fazla geliyorlar Türkiye'ye falan diye şikayetlenmiş biriyim. Hani Belhanda, Feguli, Nebildirar, işte Yasin Benziya falan aynı anda mesela olduğunda ya niye bu kadar çok buradan oyuncu alıyoruz, bunların bu kadar çok iyi oyuncusu yok falan diye şikayetlenirim. Burada Mısırlı bir oyuncu için, yani Kuzey Afrikalı bir oyuncu için ya bunun potansiyeli çok yüksek. Bununla ilgili çalışılmalı, uğraşılmalı kanaatindeyim. Çünkü gerçekten bu oyuncu yetenekli bir oyuncu, bu oyuncu özel bir oyuncu. Bu kadar kolay vazgeçilmemeli. Hem sahada hem de satışta çok büyük kar sağlayabilir. Evet. Çok büyük fayda ya sağlayabilir. Ya oynatırsın ya ileride evet. daha yüksek markette daha yüksek bedellere satarsın. Yani 2 milyon euro getir al geri demek bana mantıklı gelmiyor. Babel'e bundan daha fazla maaş veriyorsun. Hakikaten Bu mantıklı paradan. değil. Yani Mustafa Muhammed'den bence biraz daha uğraşılmalı, biraz daha çalışılmalı üzerinde. Sonuçta tamam genç insan ya yani 23-24 yaşında değil mi hala önünde koca bir ömür var. Milliyet gazetesinden bir başlık daha aktaracağız değerli izleyenler. Markao'ya af geliyor. Giresun Spor maçında Kerem Aktürkoğlu ile saha içinde tartışan ve kadro dışı bırakılan Markao'ya af geliyor. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından 8 maç ceza alan ve kadro dışı kaldığı için de takımdan ayrı çalışmalarını sürdüren Brezilyalı stoperin kısa süre içerisinde affedilmesinin gündemde olduğu öğrenildi. Markao'nun milli arada takımla beraber antrenmanlara çıkması bekleniyor demiş Milliyet Gazetesi ki başka birçok kaynakta da yine aynı şeyi ifadeleri üç aşağı 5 yukarı bir kelime iki kelime farklı olarak görebilirsiniz ama şey değişmiyor ana fikir değişmiyor Mark af geliyor yani Kerem'le aralarındaki sorun çözüldüyse kalbini kazandıysa genç arkadaşının yani insanlar hata yapıyorlar ve ikinci şansı da 22. şansı da hak ederler yani çok acımasız davranamam bu konuda orada Galatasaray içinde şu an neler yaşanıyor testler neler yaşanıyor, soyunma odası neler yaşanıyor tabii ki bilmiyorum. Kerem'le olan sorun çözüldüyse, hani kulüp dinamikleri açısından meseleyi kendi işlerini hallettilerse, takım dinamikleri açısından, Marka ile Kerem arasında 2-3 yaş var galiba. Marka çok büyük değil. İki Öyle buçuk, biliyorum. İki kenarı keskin bıçak konumu, pozisyonu. Çok detayları bilmek lazım. Bu, tabii. Biz evet. de çok o detaylara hakim değiliz. Ama futbolda bu tarz kavgalar geçmişte de yaşandı. Gelecekte de yaşanacak. Cezayı yeterli gördüyse, Galatasaray hiyerarşisi, Kerem kendini iyi hissediyorsa, belki aralarındaki sorun çözüldüyse, bu detayları bilmiyorum. Ama tabii ki Marko'nun affı Kerem'i üzecekse bu bizi de üzer. Sadece Kerem'i, şimdi biz bunu seninle konuştuğumuz zaman bu kamuoyuna mal olmuş bir hadise diye konuşmuştuk hatırlarsan. Dolayısıyla hani herkesin fikrini öyle ya da bu şey, bir şekilde söyledi, herkes dile getirdi. Ee, kabul edilebilir bir durum değil zaten. Hani tartıştığımız nokta bu değil. Gidip bir arkadaşına ya da sahada bir başka kişisine, kişiye saldırmak, vurmak vesaire bunlar kabul edilebilir şeyler değil. O zaman da şunu söylemiştik, bunun cezasız kalmayacağı kesin 8 maç ceza ve kadro dışı bırakıldı. Dediğim gibi Galatasaray yönetimi, bence Markayu çok arıyor Galatasaray sahada hep konuşuyoruz çıkarken kaptırılan toplar yapılan hatalar baskı geliyor vesaire. Çok arıyor oyun kurulumunda özellikle Marcao çünkü bir kişi eksik kalıyor ne yaparsa yapsın. Ee, ki Fernando'dan sonra zaten bir kişi eksik o bölgede diye genel konuşuyoruz. Şimdi Marcao da olmayınca neredeyse iki kişi eksik gibi. işte Farazi olarak e, öyle bir e, çıkarımda bulunabiliriz. Dolayısıyla evet Galatasaray çok arıyor. Ee, böyle bir sonuç da bekleniyor muydu? Açıkçası ufak ufak haberler çıkmaya başladı. Herhalde olacak. Galiba buradaki soru şu bu ceza kabahatin karşılığı oldu mu? Kamu vicdanı rahatlar mı şu an af olursa? Bunu ama taraftar gözünden farklı olarak bakmak lazım değil mi? Yani ne olursa olsun taraftar gözü değil makul bir düşünceyle yaklaşmak lazım. O soyunma lazım. odasında olanları o kulüp için olanları bilmiyoruz. Hani orada o his var mı? Bu ceza bu kabahat için yeterli mi? Şimdi şöyle bakalım. Marka bir hata yaptı. Sağ içinde Kerem'e saldırıda bulundu. 88 maç ceza alsaydı doğru olur muydu? Olmaz değil mi? Ya diyorsun ne 88 canım? Ya bu kabahatinde bu kadar cezası olmaz diyorsun. 88 olmaz. Bir maç cezası o da olmaz diyorsun. Doğru. Çok az. Doğru. Demek ki bir optimizasyon var burada. Optimum cezayı bulman lazım. 8 maç dedi disiplin talimatı. Kamu vicdanını rahatlatacak şekilde bir e, ceza karşılığı olması gerekiyor. Aynı şey kulüp işine geçerli. Kulüp markayı ne kadar cezalandırırsa oradaki kamunun vicdanı rahatlar. Oradaki kamu kim? Futbolcular. O yüzden oradaki bence bir numaralı söz hakkına sahip olan Kerem Başta olmak üzere futbolcular. Oradaki kamu nasıl hissediyor Marka'nın cezası ile ilgili? Optimum bu mu? Kaç gün oldu bilmiyorum. Olay yaşananlar. 15 gün mü? 20 gün mü? 2 hafta oldu işte. 15-20 gün yeterli Üçüncü mi? Bu ceza için daha için. mı fazla olmalıydı? Orada kamu vicdanının rahat olup olmadığı önemli. Onu da futbolcular bilirler. Mesela ben tek tek yerinde olsam belki kaptanlarla, antrenörlerle bu konuyu paylaşır, konuşur, bir değerlendirme yapardım. Acaba Kamu ne hissediyor bununla ilgili? Yani futbolcular bu cezayı yeterli görüyor mu? Onun karşına göre erkeğler. Sahaya çıktığı ilk maçta taraftar nasıl tepki verecek acaba? Artık taraftar, Taraftarda, da, var. Yani. Evet kamunun bir başka boyutu değil mi? Onlar nasıl hissediyor vicdanen? Yaşayıp göreceğiz. Sadece Galatasaray taraftar değil, spor, yani futbol severler de. Herkesin e, bir görüşü var ama yani kabul edilemez, asla asla kabul edilemez bir durum. Ben öyle görüyorum yani bu şeyin e, bir a, Birisine vurmanın asla kabul edilebilir bir maçtan fazla mı olmalıydı sahne cezası? anlamda. naçiz kanaatim, naçiz. Benim kişisel fikrim evet. Ama dediğin gibi bu işin karar vericileri başka. Ee, takım boyutu, bütün mesele oydu zaten. Evet. O zaman da ne konuşmuştuk? Takım içindeki dinamikler meselesi. Karar verecek olan Galatasaray yönetimi, teknik ekibi ve futbolcu grubu. Özellikle futbolcu grubunda Olaydan sonra hatırla yani soyunma odasında da bir sürü hadise oldu diye iddia edildi. Yazıldı, çizildi işte markanın üstüne yürüdü bütün takım vesaire. Yani bunu idare etmek de ya da bilmiyorum eski haline döndürmek de kolay olmamış olabilir ama bunların hepsi iddia. Görmediğimiz için bilemeyiz yani. Evet. Değerli izleyenler bir sonraki sayfamıza geçmeden evet bir ara verme zamanı gelmiş. Bir ara verelim ardından da Fenerbahçe ile devam edelim. Değerli izleyenler, Foto Maç Gazetesi'ndeyiz. Sizlere okuyacağımız ilk başlık: Sıra geldi forvete. Kanarya'da artık tek gündem golcü demiş. Gazete sarı-lacivertler için son olarak Joelinton ve Benteke iddiaları ortaya atıldı. Yönetim transferi bu akşama yetiştirmeye çalışılıyor. Tüm imkanları seferber etti Fenerbahçe yönetimi demiş. Joelinton ve Benteke isimleri yani bir santrafor e, forvet transferi e, forvet bölgesine transfer için. Sağ beke Aurier Tottenham'la sözleşmesini fesheden fil dişili Sabek ile Fenerbahçe'nin ilgilendiği iddia edildi. Üste Rossi imzaladı başlığını görüyorsunuz. Uruguaylı Yıldız formayı giyip Kadıköy'e çıktı. Fenerbahçe MLS ekibi Los Angeles'tan transfer ettiği 23 yaşındaki golcü Diego Rossi ile bir yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı. 23 yaşındaki Rossi MLS'te 19 maçta bu sezon 6 gol atıp bir de asist yaptı. Fenerbahçe TV televizyonunda açıklamalarda bulundu. 23 yaşındaki Rossi. Çok heyecanlı ve mutluyum. Kariyerimde yeni bir adım atıyorum. Burada olmak benim için bir onur. Kadroda iyi oyuncular olduğunu biliyorum. Benim de hedefim bu iyi sezonda takıma faydalı olabilmek demiş. Şimdi şurada küçük bir kutucuk olarak kızdıran isim Sinan demiş. Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un. Bir oyuncumuz için hatırı sayılır bonservis alıyorduk. Gitmem diye tutturdu. Böyle davranan olursa Mayıs'a kadar oturur sorun çıkartana ben de sorun çıkartırım dediği futbolcunun Sinan Gümüş olduğu iddia edildi diye yazmış gazete. Ya bu Diego Rossi'nin opsiyonu üzerine iddialar vardı. Bir yıllık kiralandı da. O konuda bir bu en azından bu haberde şey verilmemiş. Şöyle bakıyorum evet, ayrıntı Arkadaşlar. Bu, e, opsiyonla alakalı herhangi bir detay göremedim. Tekrar okudum. Bir, sadece bir yıllığına kiralandı. 9 numaralı formayla Ülker Stadı'na çıkan ve Fenerbahçe televizyonunda açıklamalarda bulundu diye Evet resmi yadmış. açıklamada belirtmiyor. Evet. Hani iddia var mı onu merak et. 8 milyon euro, 9 milyon euro böyle iddialar vardı. Bir opsiyon e, rakamı iddiası konuşuyordu kamuoyunda ama resmi açıklamadan resmi bir rakam belirtilmedi. Onu merak ediyorum. Nasıl bir opsiyon? Makul bir opsiyon mu? Opsiyon var mı? Neyse dönelim. Santrifo konusundan mı başlayalım. Nereden Buyurun. başlayalım? Birkaç konu konuştuk. Benteke ve Joelinton isimleri evet. geçiyormuş. Ya, i̇kisi de takımlarında Newcastle'da ve Crystal Palace'da hani çok gözde değil. Özellikle Joelinton sonradan giriyor. 5-10 dakika alıyor bu sezon. Newcastle'ın Santrifo rotasyonunda geriye düştü. Harry Wilson aldı onlar. Sen Maksiman'da çok yönlü bir oyuncu. Dolaşan ikini santifor gibi oynuyor. Ee, geride kalıyor Joelinton. Benteke Crystal Palace'da o biraz daha fazla oynuyor. Palace rotasyonda ama uzun zamandır o da eski performansının tabii biraz altında. Doğrusunu söylemek gerekirse. İstisikleri biraz düştü. Ama bu hafta da e, West Ham maçında ilk 11'de sahaya çıkmış. Yani ikisi de gelirse Joelinton 25 yaşında yanılmıyorsam Benteke'ye bakıyorum. 30 yaşında. Fena transferler olmaz. Doruk şimdi diyor ki e, Crystal Palace son günde bir transfer daha yaptı. Bir üçüncü gibi. E, üçüncü gibi olacak diyor. Celtic'den gelen oyuncuyu. Watson, Eduard'ı diyor. Eduard'ı evet evet evet, evet evet. evet. Eduard zaten ben o şeye katarak e, hesaba katarak, katarak söyledim. Hesaba katarak söyledim. Ben Tekede 30 yaşında. En iyi döneminde değil. kariyerinin zirve dönemleri Belçika milli takımında oynadığı dönemlerde değil elbette ama Sonuçta çok kuvvetli. Bu ligde de Santifor'un kuvvetli olması, ayakta kalabilmesi, stoperlerle kavga edilmesi falan. 40 tane Belçika milli takımında maçı var. Batu şu ayrı düşüşteydi ama Beşiktaş'ta pekala çok iyi iş yapacağını ispat etti. Ben de Belçika milli takımıyla e, Euro 2020'ye gitti. Pekala değer katar diye düşünüyorum. Süper Lig'e bence hiç fena bir transfer olmaz. Evet. Sağ beki Oriyer başlığı Oraya biraz problemli bir oyuncu. Tottenham'da söyledi. Şüphesiz ki iyi futbolcu. Evet. Gerek sağ bek gerek sağ kanat beki olarak Fenerbahçe için uygun gözüküyor. Çünkü Fenerbahçe'de kanat beki oynuyorsa kanat bek oynuyorsanız 100 metre sorumlu biraz üzerinize kalıyor 3 4 2 1'de. Oraya da onu karşılayabilecek fiziksel seviyeye sahip. Ama biraz problemli. Yani maçtan maça, sezondan sezona performans aralığı geniş. Bir maçta 10 üzerinden 9'luk oynayıp Öbür maç manasız bir kart görüp bir gol yedirip sizi zor duruma düşürebiliyor. Veya 5 maç çok iyi performans gösterip sonraki 5 maç aniden performans düşebiliyor. Biraz biraz sorunlu. Türkiye Ligi'ne de gelen bu sorunlu oyuncuların sorunlarının burada büyüyebildiğini anımsıyorum ben hatırlıyorum. O yüzden Oriye konusunda birkaç kez düşünürüm ile ilgili karar vermek için. Yeteneğinden sual olunmaz. Onu yeteneği zaten o seviyelere götürdü ama disipliniyle ilgili veya işte istikrarı ile ilgili oyun istikrarıyla ilgili biraz sıkıntısı var. Okay bombası demiş Uğur Beyciğim burada. Hidemasa Morita ve Öztagyuo transferlerini askıya alan Fenerbahçe orta saha için ay yıldızlı ekibimizin vazgeçilmez ismi Okay Yokuşlu'ya göz dikti diye yazmış burada. Ya bu bizim oyuncularımız niye sürekli lige dönüyorlar? <laughs> Türk oyuncu rotasyonu mu acaba? Şey tabii, tabii. sayısı mı acaba? Şüphesiz yine o dönemlere döndük. Yine o dönemlere döndük. Yine oyuncularımızı buraya getirmeye çalışıyoruz. Okay özelinde, Kaan özelinde, Mert özelinde değil yani genel olarak. Arayışa hani itiyor işte. Beş büyüklükte daha fazla oyuncumuz olsun. diye bunları geri getirmeye çalışıyoruz? Bizi yüzen o. Geçen sezon Premier Lig'de iyi performans göstermişti. Okay yokuştu. Şimdi bon servisine sahip olan kulübe Celta'ya döndü. Keşke Premier Lig'de başka bir takıma gidebilseydi. Aynı sayfadan bir başlık daha okuyacağım değerli izleyenler. Ee, neredeydik? Foto Maç gazetesinde. Perotti'den sürpriz çıkış küçük bir kutucuk olarak yazılmış. Kanarya'nın resmi sitesinden dün Diego Perotti'nin sözleşmesinin feshedildiği açıklandı. Fenerbahçe'nin Twitter hesabından da yaptığı açıklamanın altına yorum yazan Arjantinli şimdi her şey hakkında doğruları söylemekte özgürüm demiş. Her şey hakkında doğruları söylemekte özgürüm e, cümlesi ilginç gazetede taşımış onu. Evet böyle bir Sayfasın. sosyal medya paylaşımı yaptı. Ben de baktım haberi görünce. Hatta sonra Türkçe de bir paylaşım yapmış. Yakında tüm gerçekleri açıklayacağım gibi onun benzeri Türkçe de bir e, paylaşım yapmış Perotti. Yani biz de merakla bekliyoruz. Ne diyebiliriz ki bilmiyoruz detayları. Yani ben bilmiyorum en azından Perotti'nin neyi açıklayacağını. Yok yani o, işte, o yüzden ilginç ya. Evet ilginç gerçekten. Biz de merakla bekliyoruz nedir gerçekler. Bir sonraki sayfamız nereden geliyor? Bir sonraki sayfamız Milliyet gazetesinden. Ezber bozdu, hedefi vurdu. Fenerbahçe teknik direktörü Vitor Pereira kalıpların dışına çıktı, alkışları topladı. Sistemi değiştirip kısa sürede sonuç alan Portekizli çalıştırıcı Ferdi Kadıoğlu, Muhammed Gümüşkaya, Arda Güler ve Fatih Yiğit Şanlı Türk gibi gençleri de takıma kazandırdı. Pereira ilk olarak Ferdi Kadıoğlu'nu takıma monte etti ve ilk 11'in en önemli isimlerinden biri haline getirdi. Ferdi son 6 ay maçının da yıldızıydı. Portekizli hoca Muhammed Gümüşkaya'yı hazırlık kampındaki performansıyla takımda tutma kararı aldı. Helsinki maçındaki golü sonrası futbolcuyu sürekli ilk 11'de oynattı. Ve henüz 16 yaşındaki Arda Güler de artık ana kadronun bir parçası. Son olarak da 18 yaşındaki Fatih Yiğit Şanlı Türk de süre almaya başladı. Üç başlık altında bu şekilde özetlemiş gazete. Evet dün konuşmuştuk biraz. Vito Pereira e, tılsımı dışarıda değil içeride buldu diye. Doğru. Fenerbahçe evet transferde hareketli. 6-7 tane oyuncu aldı. Kim Mince başta olmak üzere, Diego Rossi başta olmak üzere, Çağatay, Burak Kapacak gibi genç takviyeler de yaptı. Ama esas tılsımı içeride buldu. Geçen sezon gözden düşen Tisseran, çok az dakika alan 20 yaşındaki Muhammed, Fenerbahçe'deki kaderini yerini bir türlü bulamamış Ferdi, Gökhan'ın alternatifi gibi gözüken Nazım e, gibi içeride bulunan oyunculardan içeriden transfer yaptı adeta. Ve genç oyuncularda Arda Güler gibi, Muhammed gibi, Fatih Yiğit, Şanlı Türk gibi oyuncularda bu dönüşümle pozisyon aldılar. Yerlerini buldular, katkı yaptılar, gol attılar, asist yaptılar. Türk futbol açısından da Fenerbahçe açısından da olumlu gelişler. Tabii 5 yıl önceki Vitor Pereira ile 5 yıl sonraki Vitor Pereira tarzı tavrı farklı. 2015-16'da da aslında eğitimli bir hocaydı tabii ki. Zaten Porto Futbol Akademisi'ne yanılmıyorsam ikinci olarak bitirmiş. Çok iyi puanla bitirmiş. İyi bir CV'si var. Porto'da başlayan, Yunanistan'da şampiyonluğu, Portekiz'de şampiyonluğu, Çin'de şampiyonluğu var. Büyük bir futbolculuk kariyeri yok. Tek direkt olarak tırnaklarla kazıyarak bir noktaya gelmiş. Eğitimli bir metot hocası. 2015-16'da da öyleydi. Yine benzer şeyler yapmaya kalktı ama gerek başkan profili gerek Van Persie'nin varlığı takımda, Van Persie tipindeki yüksek egolu yıldızının varlığı Vitor Pereira'yı biraz kısıtlamıştı. Bugün itibariyle sanırım daha fazla özgür ortam yakaladı ve özgür ortam kapasitesini daha fazla performansa dönüşmesine, dönüştürebilmesine yaradı. Vitor Pereira biraz daha 5 yıl öncesine göre özgür, o yüzden de verimi arttı. Sabah gazetesine gidiyoruz değerli izleyenler. Sabahtan sizlere okuyacağımız başlık. Kartal Devler Ligi'ne hazır. Beşiktaş Şampiyonlar Ligi için UEFA'ya bugün bildireceği listesini bütün kriterlere uygun olarak belirledi. Orta sahaya bir takviye daha gelirse pastanın çileği olacak demiş. Hemen bir sonraki sayfaya gidelim madem öyle pas atmış gazete başlığıyla. Fanatik gazetesi 8 numara için son gün. Transfer dönemi Türkiye'de 8 Eylül'de sona erse de Şampiyonlar Ligi için bugün listesini UEFA'ya göndermesi gereken siyah beyazlılar Jetson Fernandez için Tüm şartları zorluyor. Kartal genç yıldız için Benfica'yı ikna edemezse yıldız transferini kapatabilir. Peki şey var mıymış daha önceden hani e, alternatifleri de yazıyordu. Şöyle bakıyorum haberin içerisinde bu sefer bahsedilmemiş herhalde yok. Hani e, ya Jetson Fernandez ya da şey e, hiç gibi anlıyoruz bu şeyde. Son gün herhalde değil Son mi? Son gün Ya yani Bundan Bir sonra alabilir haber... tabii de Türkiye Ligi'nde oynar yani bugüne yetişmez. Aynen öyle. Evet. Devler Ligi'ne Ligi hazır başlı mı? Evet, Devler Ligi'nin kriterleriyle ilgili. Şimdi 25 oyunculuk bir liste verebiliyorsun. Evet. Ama kafana göre 25 oyuncu yazamıyorsun. Bunun içinde 8 tane Türkiye'de. Türkiye'de yetişmiş. Bunların da 4'ü kendi kulübünde altyapı eğitimi almış olması gerekiyor bu 25 listenin. Ve biz genelde bu listeleri tamamlayamıyoruz. Bu koşulları karşılayamadığımız için. Beşiktaş'ın aldığım kadarıyla elinde hem Türkiye'de yetişmiş hem kulübünde yetişmiş oyuncu sayısı yeterli. Bak yazmış haberin içerisinde Ersin Destanoğlu, Emre Bilgin, Rıdvan Yılmaz, Necip Uysal ve Serdar Saatçi. Yani 5 tane kendi kulübünde yetişmiş oyuncusu, 9 tane de Türkiye Türkiye'de yetişmiş oyuncusu koşullarını sağlayan varmış Beşiktaş'ın. Demek ki ya yani 17 artı 4 artı 4 25 kişilik listeyi verebileceğiz bir Türk temsilcisi olarak. Uzun zamandır bunu yapamıyorduk. Hem altyapı oyuncusu kriterlerini karşılayan oyuncu sayısı eksikliğinden hem de bir de finansal fair play'den dolayı ceza alıyorduk sürekli Türk takımları. Mesela diyorlar ki işte finansal fair play konusunda bu kriteri karşılayamadınız. O yüzden bu yıl 25 yerine 23 verin. 23 yerine 21 verin. O tarz engellerle de karşılaşıyorduk. O yüzden 25 oyuncu verebiliyor olması sevindirici. Uğur Beyciğim şuradan başka bir haber gördüm. Onu da hemen hızlıca okuyayım. Alanya'dan çifte bomba demiş fanatik gazetesi. Akbaba ve parmak. Orta saha arayışında olan Akdeniz ekibi Galatasaray'da forma giyen eski yıldızı Emre Akbaba ile Trabzonspor'un gözden çıkardığı Abdülkadir parmağı gözüne kestirdi. Yönetimin iki oyuncu içinde harekete geçeceği öğrenildi demiş. Hemen altında da Kayseri'den Kolkır'a resmi teklif. Kayseri 29 yaşındaki Steven Kolkır Kolkır ile görüşmelere başladı ve ilk teklifini iletti. Hakikaten bu da ilginç bir şey. Duruf. Emrah Baba da Abdülkadir Parmak'ta çok yakın zamanda A Milli Takım'ın geniş kadrosu içinde bulunan oyunculardı. Ee, Abdülkadir Parmak Trabzonspor orta sahası tabii hem Hamşik hem Dorukan hem de Siopis belki birebir aynı değiller Abdülkadir Parmak'ta ama sonuçta o geniş merkez orta saha diye geniş adlandırabileceğimiz bölgeye 3 tane takviye yaptılar. Parmak da o rotasyonda biraz geriye düştü. Zaten sakatlığı da oldu. Ve Takımdan ayrılacağı da uzun zamandır dile getiriliyordu. Abdülkadir Parmak değerli bir oyuncu. <laughs> ee, direkt oynayabileceği bir takıma gitmeyi tercih ediyorsa tabii ki gider, oynar, kendini gösterir. Tekrar umarım Amil takım seviyesine gelir. Emre Akbaba da benzer şekilde büyük sakatlıklar geçirdi. Galatasaray orta aslında aynı şekilde Morutan, Çikaldağ, Berkan değil mi? O bölgeye özellikle çok takviye yapıldı. Oradaki rotasyon kalabalıklaştı. Emre Akbaba da biraz sıralamada geriye düştü tekrar oynayıp tekrar amil takım seviyesine umarım döner. Sonuçta bizim geniş milli takım havuzumuzda olan oyuncular da değerli oyuncular bunlar. Fanatik gazetesi diyor ki başlığında gövde gösterisi. Trabzonspor erken davranmanın meyvelerini topluyor. Hedefi şampiyonluk olarak belirleyen fırtına hem hızlı hareket etmesi hem de aldığı dünyaca ünlü isimlerle süper bir kadro kurdu. 3 maçta 3 galibiyet aldı demiş gazete. Bir sonraki sayfa Fanatik Gazetesi'nden yine Trabzonspor cephesinden Gökdeniz ve Efecan henüz sezon, boşu, sezon başı olmasına rağmen Abdülkadir Ömür'ün iki kez sakatlanması, ikinci kez sakatlanması üzerine kanat transferi gündeme geldi. Trabzonspor, Antalyaspor forması giyen Gökdeniz Bayraktar ve Alanya Spor'dan Efecan Karaca için devrede transferin son haftasında iki yıldız için girişim yapılacak. Takas formülü üzerinden şartlar zorlanacak. Hemen altında da Gürcistan'dan yeni aday Levan Karabadze demiş. Sol bek arayışlarını sürdüren Fırtına Iraklı Azarovinin <laughs> Dinle, beni dinliyor musun, dinlemiyor musun diye kontrol, <laughs> kontrol edin Oyuncunun ismi Iraklı Azarovi değerli izleyenler. Gürcü oyuncu. Sol bek arayışlarını sürdüren fırtına Iraklı Azarovi'nin ardından Gürcistan'dan bir isme daha kanca attı. Levan Karabadze. 21 yaşındaki Gürcü futbolcu. 97 ve üstü doğumlu olduğu için 14. yabancı olarak federasyonun listesine yazılabilecek bu hesabı yapıyor Trabzonspor demiş gazete. Evet Trabzonspor kadro derinliği saldı birçok pozisyonda ama kanat hücumcusu konusunda Jervinho ve Vakayeme'den sonra aslında Abdülkadir Ömür'dü ilk düşünülen. Üçüncü opsiyon ama sık sakatlanıyor. Umarım bir an önce sağlığına kavuşur. Yusuf Sarı oranın direkt alternatifi. Bir de Cornelius oynamaya başlarsa canini oraya kaydırılabilir ee, gibi bir opsiyon da var. Koyta oraya kaydırılabilir ama bunlar tabii devşirme çözümler. O yüzden Trabzon galiba hani orijinal pozisyonu orası olan. Efe Can gibi Gökdeniz gibi oyunculara yönelmiş. Uzun zamandır Efe Can zaten gündemlerinde var. Biraz orayı kuvvetlendirmek istiyorum. keşke Avrupa kupalarına devam edebiliyor olsalardı. böyle talihsiz bir kura çekmeselerdi. Bu kadro derinliğiyle iyi seviyelere gideceklerine inanıyordum yani Trabzon sonra Sivasspor'un kuralları çok üzücüydü. Kopenhag ve Roma kuraları. yoksa gruplara girip gruplarda iş yapabilecek seviyedelerdi. Ama Trabzon kanat oyuncusu almazsa da bence Cornelius ee, ilk 11'de kalıcı olduğu noktada Canini'yi pekala kanatlı kullanabilir. Yani Canini'nin de o özellikleri var. Şimdi e, sıradaki başlığımız Sabah gazetesinden değil mi? Sabah gazetesinden. Hakeme itiraz taktik oldu diye bir başlık var. Merkez Hakem Kurulu Eğitim Danışmanı Yap Ulenberg'den teknik adamlara eleştiri. Hakeme itiraz taktik oldu. Türkiye'de bazı teknik direktörler tarafından oyuncuya hakeme baskı yap itiraz et diye taktik veriliyor. Bu çok acı bir şey. Dördüncü hakemin Sergen Yalçın'a yönelik el kol oynatma sözleri hiç doğru değil. Ama bunu neden söylediğini de iyi anlamamız gerekiyor. Peki Sayın Ulenberg'e soruyorum. Ee, acaba FIFA şöyle bir kural değişikliği yapsa, hakemlere kart verse, sarı ve kırmızı kart çok enteresan olmaz mı? Enteresan olmaz. Böyle hareketleri cezalandırabilirler. <laughs> neden acaba akıllarına gelmiyor? Ulenberg FIFA ile ilişkileri iyi. Sayın Ulenberg lütfen FIFA'ya önerir misiniz? sarı, kırmızı, yeşil, mavi böyle kart verse hakemlere sarı ve kırmızı olabilir. Mesela ilk akla doğ geliyor. İtiraz olduğu, oyuncu itiraz ettiğinde sarı kart verebilirler. Böylece bu bir ihtar anlamına gelebilir. Futbolda gelişebilir. Böylece siz de gazete röportaj vermek yerine sarı kart kullanırsınız. Birkaç tane daha başlık okumak istiyorum Tabii. sana buradan. Ee, geçtiğimiz sezon çok zorlu geçmesine rağmen ligin sonucuna etki edildiğini düşünmüyorum. Ama bu sezon hakemlerimiz daha iyi başlayabilirdi. Tartışmaların erken başladığı konusuna da katılıyorum. Onlardan daha iyisini bekliyorum. Ee, şimdi yani işleri iyi değil diyor yani özetle. Yanlış mı anlıyorum? E, kritik hatalar oldu. ilk 3 haftada burada da gösterdik. Burada da 2 tane hayalet penaltı oldu. Sonradan iptal evet. eden bir ayağa çarpan top el diye verildi. Bir hiç hiç temas etmeyen hatırla Malatya maçında. Evet 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 hiç evet. Temas etmeyen top, hiç temas etmeyen. verildi. Hiç gelmedi oyuncu. Ama hiç şimdi şunun da hakkını verelim. Çok haklısın ama o açıdan baktığında Açı sanki hakikaten çarpmış gibi görünüyor. Allah'tan var var ki orada tespit evet. edildi yani. Bir tane de Malatya Trabzon evet. maçında ayağa çarpan top penaltı verildi gibi bazı kritik hatalar oldu. İşte Gençler Birliği Manisa maçı var. Göstereceğiz günlerdir bir türlü sıra gelmiyor. De, hakikaten gelmiyor. Yarın yapalım o işi. Evet Gençler Bölümünün Savaşı'nda bir hayalet altı oldu. Oyuncunun bacana, baldırına çarpan top. Evet maalesef. Orada var yok tabi birincilikte. Seneye başlayacak. Seneye o da penaltı başlayacak. olarak değerlendirdi. Bazı büyük hatalar oldu. Müsaadenle iki başlık daha. Süperlik başkanları Serdar Tatlı'yı arıyor. Türkiye'de başkanlar fazla müdahale ediyorlar. Bu da sorun oluşturabiliyor. Geçenlerde bir süperlik kulübü başkanı, Merkez Hakem Kurulu Başkanı Serdar Tatlı'yı arayıp oyuncu yerde kaldığında pozisyonu kesmeme konusu süper demiş. Demek ki talimatlarda doğru yönde ilerliyoruz. ilerletiyoruz. Bazı kulüp başkanlarının söylediği her şey doğru değil. Çünkü taraflı bakmak zorundalar. Dengeyi de yakalamaları lazım. Bazen tarafları sakinleştirmek için inanmadıkları şey taraftarı sakinleştirmek için inanmadıkları şeyleri söyleyebiliyorlar demiş Yapul Ember. Yani aramayın diyor. Kulüp başkanlarına mesaj göndermiş. Aramayın Serdar Tatlı diyor. De, bu, burada. Ee, sürekli merkez hakem kurulu değişiyor. Türk hakemliğinin bir problemi de devamlılık. Yani istikrar. Örneğin ben 3 senedir 3 farklı merkez hakem kurulu başkanıyla çalıştım. Sabri Çelik, Zekeriya Alp ve Serdar Tatlı. Bunlar tabi genel olarak sistemin zorladığı değişiklikler. Şu anda Serdar Tatlı'nın devam etmesinden dolayı çok mutluyum. Haklı bu konu tabii ki. MHK istikrarı sağlanmalı. Süperlik Kulüp Başkanları Serdar Tatlı'yı arıyor. Ee, mükemmel bir dünyada keşke aramasalardı. Evet bunu anlıyorum ama iletişim de lazım. Ya biz de iletişim seven bir milletiz. Akdenizliyiz öyle değil mi? Temas severiz. Saygı, sevgi çerçevesinde bu telefonlar görev ve sorumluluk alanına tecavüz anlamı taşımıyorsa, sohbet anlamı taşıyorsa, Süper Lig kulüp başkanları Serdar Tatlı ile iletişim kuruyorsa, Serdar Tatlı muhakkak bunu saygı çerçevesinde alanına tecavüz edilmeyecek seviyede tutuyordur. Yani bu, bu olabilir. Mesela bunu hani aramasınlar hiç Serdar Tatlı diyemiyorum. Gerçekçi değil yani o zaman ülke gerçeklerini biraz göz ardı etmiş. Hakemi arayamazlar elbette. Hakemleri aramamalılar ama MHK Başkanı ile belki diyalog kurmaları belki çok da kötü değildir. Şimdi Uğur Beyciğim dünden bugüne milli maçlar oynandı. Dünden bugüne yansıyan bir konu var ki hepimize şaşırttı. E, açıkçası ha bu değilmiş peki. Portekiz'den Rekord gazetesinden bir başlık aktaralım değerli izleyenler. Portekiz'de inanılmaz manşeti attı Rekord gazetesi ve rekorlarına bir yenisini ekleyen Cristiano Ronaldo'ya övgüler yağdırmış. Portekiz milli takımının Dünya Kupası Avrupa elemeleri A grubunda İrlanda Cumhuriyeti karşısında oyunun son bölümlerinde Ronaldo'nun kaydettiği iki golle galibiyete uzandığını hatırlatan Abola, Ronaldo bir penaltı atışı kaçırmasına rağmen yeteneklerini yine sahaya yansıttı ve Portekiz adına 111 gole ulaşarak tarihin en golcü milli futbolcusu Apolet'ini taktı. Şapka çıkarıyoruz ifadesiyle geceyi özetlemiş ancak burada şeye yer vermemiş. Yani tokat olayına yer vermemiş. Ben açıkçası daha fazla ses getirir diye e, düşünmüştüm ama o şeyi <laughs> attığı Doğru. tokat. Yani Doğru. olacak iş değil bu Ronaldo. Yılların tecrübesi artık bu seviyeleri çoktan aşmışsın falan ama çok acayip. Vallahi ne diyelim Ronaldo. Hakikaten çok acayip. Tarihin en iyisi tartışmalarında hani kendi hanesine bir tık daha attı. Çok özür dilerim pozisyonu gördün mü? Gördüm. Vuruyor Ben çünkü sadece vuruyor. fotoğraf gördüm. Vuruyor mu gerçekten? Vuruyor. Bayağı bildim vuruyor yani. Evet, Çat bayağı bildim vuruyor. vuruyor. Allah Allah. Hakem de sarı kart falan vermiyor. Yok. Hakem de pas geçti. Var da pas geçti. Aynen öyle. Peki çok özür dilerim fazla kestim sözünü. Son bir dakika buyurun. Bence değil. Tarihinin iyisi değil ama tarihinin iyisi tartışmalarında kendi hanesine çok önemli bir e, rekoru daha kaydetti. Tüm zamanların en çok milli takım golü atan oyuncusu ki Avrupa Şampiyonası tarihinde en çok gol atan oyuncusu. Avrupa Şampiyonlar'da Dünya Kupası olarak ele aldığın zaman onun da en çok gol atan oyuncusu. Şampiyonlar Ligi'nde en çok gol atan oyuncusu. Bence tarihin en büyük golcüsü oldu belki ama tarihin en büyük futbolcusu olduğunu düşünmüyorum. Bu da benim tabii ki şahsi kanaatim, subjektif kanaatim ama 111 milli gol. Bunların 33'ü Dünya Kupası senemeleri, 31'i Avrupa Şampiyonu senemeleri, 14'ü Avrupa Şampiyonu finalleri, 7'si Dünya Kupası finalleri, 2'si Konfederasyonlar Kupası yani üst seviye. Üst seviyede batılmış goller ancak yani hayranlıkla tebrik, tebrik etmekten başka böyle bir şey yok. Şöyle bitirelim. Ronaldo gibi, Messi gibi iki yıldızın yeteneklerine ve rekabetine şahit olduğumuz için herhalde mutlu bir nesil olarak kendimizi sayabiliriz. Kesinlikle çok şanslı. E i̇kisini de beraber aynı maçta El Cresco'da vesaire falan seyrettiğimiz için e, farklı maçlarda gösterdikleri beceri için hakikaten şanslı bir döneme denk geldiğimizi bir 10 yıllık döneme denk geldiğimizi söyleyebiliriz diyelim ve bitirelim. Uğur Bey çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Değerli izleyenler süremizin sonuna geldik. Bugünlük bizden bu kadar. Yarın yine aynı saatte tekrar birlikte olana dek. Hoşça kalın, mutlu kalın ve de sağlıkla kalın efendim.